Yok hocam, bugün şeyi alamıyoruz maalesef. Facebook'u mu? Bugün Facebook'u alamıyoruz. Normal canlı yayınımızdan başlıyoruz hocam. Tamam. Hakkını helal et. Bugün olmuyor. Almıyor yani. Bazen alıyor, bazen almıyor hocam. Bugün almadı. Evet. Beşiklere bismillah, Rabbi esir dileklerden, beşiklere bismillah, Rabbi esir dileklerden, beşiklere bismillah. Aydınlatan ışıklara bismillah, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah.
Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım denedim. Vatan için bütün yaban yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Devlet oğul, can oğul, sevmek nedir bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. 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 Yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, tanalıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan, ilk duyduğum kelamdan. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan. Sen ki çağları titretmiş bir alperen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar Alptuğ'sun. Fakat ne yazık ki bugün sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kısmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 23 Kasım 2017 günlerden perşembe, saat 16:27. İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız tefsir dersleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Değerli hocamız, değerli konuğumuz, FSM Medya Grup programcımız, ilahiyetçi yazar Sebahattin Cesur. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız değerli hocam? Elhamdülillah, iyiyim. Allah razı olsun. Evet,
Ali İmran suresini, Bakara suresini Rabbimizin izniyle inşallah bitirdik. Değerli hocam, Ali İmran suresinden tefsir dersleri programımıza devam edecek. Bugün şansımıza Facebook'ta, sosyal medyada çıkamadık, açamadık. Bunlara vardır bir hayır. Hemen mikrofonu değerli hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbeti lil muttakîn. Vessalâtu vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu alâ Resûlinâ Muhammed. Allahümme selâm. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Sübhaneke la ilme lena illa ma azlemtene inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehemlene illa fehemtene inneke entel cevabül kerim. Rabbi şrahli sadri ve yessir emri vahlu okutete min lisani yefkav gavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve fikri salihin. Estaiz billah, bismillah. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِلَى اَخِرَ اَيَةٍ. Aziz izleyicilerimiz, bugün yine inşallah sizlerle tefsir sohbetinde baş başayız. Rabbim rahmeti ve bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Amin. Cenab-ı Allah kendisine layık ve şeref kur, Habibine ümmet olmayı nasip etsin. Evet. Gerek bu davayı uğurda, İslam davası uğurda azim ve gayretleri çalışmayı, yaşamayı ve yaşatmayı da lütfedin. Amin. Amin değerli hocam. Sözlerimizi anlaşılır kılsın, dilimizi kürsün, kalbimizi sevinç olsun ve erdirsin diyorum. Ve bugün size Ali İmran suresinin 10. ayetinden itibaren sizlerle baş başayız. Cenab-ı Hak Teala ayet-i kerimesinde bizlere şöyle meşal sunuyor. Görüyor ki innellezine keferu. Rabbim önce elbette buradaki ifadesi hakkı, hakikati kabul etmeyenlerin durumunu bildiriyor. Yani hakkı kabul etmeyenlerin sıfatı ne olmuş oluyor? İnkari noktadan baktığımız zaman küfürle birlikte kafir. Yani Allah'ın birliğini, vahdaniyetini kabul etmeyip ve Kur'an'ı azimüşşanını, kitabını kabul etmeyip ve Peygamber Efendimiz'i de kabul etmedikleri takdirde bunların hali hareketi ne olur? Sıfat olarak kafir dinler. Aynen. Kafir, hakkı, hakikati örten manasındadır. İnkar eden, kabul etmeyen manasındadır diyor Cenab-ı Allah. İşte innellezine, işte o kafirler, o inkarcılar, o küfrü, hatta hakikati gizleyenler, kabul etmeyenler, kendilerinde bir varlık hissedip de kafa tutmaya çalışan zavallılar. Aynen. Öyle, öyle. Lel tuğniye, muhakkak ki, elbette ki manasına durduğundaki fayda vermeyecektir. Peki, bu fayda vermeyecek olan şey nedir? Onların Allah'ın emirlerini kabul etmemeleri, Cenab-ı Allah'ın varlığına herhangi bir şey getirir, noksanlık getirir mi? Getirmez. Aynen. Her ne hususiyette olursa olsun, haşa Cenab-ı Hak Teala hiçbir hususiyette bir noksanlık, eksiklik veya da farklı bir şey getirmez. Ama kendi zararlarındadır. Neden? Çünkü inkar etmeler hasabıyla, kabul etmemeler hasabıyla ve ondan sonra veyahut da istememek, istememelerle, istememezlik hal ve hareketlerle, çünkü hani niye istememezlik derken, çünkü Resulullah Efendimiz'i kabul etmediklerinde var. Bunlar da kimdi? İşte Yahudiler ve Hristiyanlar. Onlar diyorlardı ki Peygamber bizden gelecekti, gelmesi lazım idi. Aynen. Diye düşünüyorlardı. Böyle hayal kuruyorlardı. Ama baktılar ki Peygamber Efendimiz onların tarafından, ne Hristiyan ne de Yahudi toplumun tarafından gelmedi. Ya bakıyoruz ki Arap toplumundan ve öyle bir soydan geliyor ki Adnan'a 24 göbeği net belli olan ve İsmail'in soyundan
ablamla birlikte bu silsile takilerek en sonunda tabii ki Resul dedesi Abdülmuttalip'le birlikte ne yapmıştık? Bu, o güzellik hepsiyle yani o Abdülmuttalip'ten yani dedesinden o tarafa Adnan'a kadar hep gelenler o soy toplumu gayet güzel, nazik, mütevazi insanlığa yakışır. Yani hareket eden bir topluluk, bir yapı bilme olmuştur. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın zaten hal ve hareketi bir peygamber olmasından sebebiyle o noktadan elbette ki onun İbrahim Aleyhisselam'ın şu mübarek sözü ne kadar benim toprağım neslimden ya Rabbi burayı güzelleştirecek, burayı en iyi bir şekilde megalmek o burayı dedikten kastınız Mekke'yi mükerreme. Yani Kabe'yi inşa ederken söylediği sözlerdir bunlar. Tabi ayetler de sabittir. Biz şu anda malen bu şekilde söylüyoruz. O bakımdan zürriyetini ifade ederken bakıyoruz ki İsmail Aleyhisselam'dan gelen zürriyeti gayet nezih, gayet güzel, hiçbir inkar bir nokta görünmediği aşikardır. Bunun için o inkar eden kafirler kabul etmiyorlar Peygamber Efendimiz'i. Ama onların bu kabul etmemeleri elbette ki herhangi bir haşa Cenab-ı Allah'ın hiçbir şeye zarar getirme mümkünatı yoktur. Olmayalım. Bak, lan tümüne fayda vermeyecektir. Onlar ne yaptığınlar hiçbir fayda göremeyecekler. Neden fayda göremeyeceklerdi? İnkar ettiklerinden dolayı Cenab-ı Hak tarafından onlara bir yardımcı, onlara bir bu hususta her hususta yaşam biçiminde faydalı bir şeyler onlara vermeyeceğinin ifadesidir. Aynen. Faydalanmayacağının ifadesidir. Sebep inkar ettiklerine hasedilendir. Ha, daha ne bu fayda vermeyecektir? İster ki dünyanın ne kadar mal kazanması kazansınlar. Bak emvalehüm onların malları, onların varlıkları, Allah'ın onlara vermiş olduğu bu mallar onlar için herhangi bir fayda da vermeyecektir. Benden ki o o nimetler bize faydalıdır, faydasını göreceğiz. Yani şu anla dünyalık için görülen ama ahiret için hiçbir faydasını göremeyecektir. Aynen. Çünkü Cenab-ı Allah öyle daha böyle evladım onların evlatları da fayda göremeyecektir. Niye? Atalarının yolunu takip etmeleriyle, atalarının dini üzerine hareket etmelerine ve bu şekilde ifadeler söyleyerek hareket ettikleri için onların evlatları da hiçbir şey fayda kendilerine bir fayda vermeyecektir. Yani geçmişine herhangi bir veya da kendisine bir fayda veya da topluma bir fayda da vermeyeceğinin ifadesidir. Hiçbir zaman elbette onlar Allah'a inkar ettikleri müddetçe, emirlerine karşı geldikleri müddetçe, o yolda oldukları müddetçe elbette ki Cenab-ı Allah tehdit nefi istikballe len tuğniye kesin kez tehdit istikbal kesin kez fayda vermeyecektir. İster ki dünyanın malını kazansınlar, ister ki evlatlar çok evlatlar olsun. Onlar bu yolda olduğu müddetçe, inkari yolda olduğu müddetçe herhangi bir fayda göremeyeceklerini Cenab-ı Allah ne yapıyor? Onun için herhangi bir fayda vermeyecektir, faydalanamayacaklardır onun için. Vela evladım. Neden? Minallahi Allah'tan onlara herhangi bir fayda ne yapmayacaktır? Vermeyecektir. Cenab-ı Allah onlara herhangi bir fayda vermeyecektir. Şeyen, hiçbir şeyde, şeyen derken hepsini ortaya katıyor. Hiçbir şeyde Cenab-ı Allah onlara bu imkanı ve imkanlarından dolayı bir fayda bulamayacaklarını bizatihi ayet-i kerimesinde bize buyuruyor. Öyle erken. İşte onlar İşte onlar, o kimseler, yani inkar edenler, hakkı hakikati kabul etmeyenler ve zalimlik, zulümlük yapanlar ve her türlü insanları
hor görüp, aşağılık görüp, görüp hareket ederler. Var ya, işte onlar hiçbir zaman için ne yapacaktır? Fayda, Allah tarafından bir fayda göremeyeceklerdir. Ve bu cehennem ya, işte böylelerin durumu nedir? Böylelerin durumu da bir odundur, bir ateşidir. Cehennemin tutuşturucu olacaklar. Aynen. Yani cehennemin bizatihi kömürü olacaklar. Yakıcısı olacaklar. Onlar bak Cenab-ı Hak rabudu tutuşturucu. Yani çırası. Yani o cehennemi alevlendirmek, cehennemin alevini artırıcı olacaklardır. Niye? Çünkü onlar hak ve hakikati kabul etmediklerinden için. Hak ve hakikati kabul etmedikleri için. İnkar ettikleri için. Aynen. Yani bu hususta onlar hali hareketiyle bir cehennemin tutuşturucusu, kirası olacaklardır. Aynen. Enlar öyle bir ateş olacaklar ki onlara kedet bir, bak gene tıpkı gidişi gibi o neyin gidişi gibi El Firavun'a, Firavun'un da aynı, Firavun da öyle. Firavun ilahlık iddia etti ve o ilahlık iddia etmesine sebebiyle de elbette ki Allah onu büyük bir cezaya, ebedi olarak cezaya yaptı, çatıyordu ve devam edecektir. Onun cezası kıyamete kadar devam ettiği gibi kıyametten sonra da aynen devam edecektir. O bak, Ali Firavun ve bir de Firavun'a bir de ona tabi olanların da hali böyle. Yani Firavun'a tabi olanlar var ya, onların aynen da hali aynı Firavun gibi olacaklardır. Onlar da ebedi cehenneme atılacaklardır, ebedi cehennemde kalacaktır ve o azabı tadacaklardır. Ha şimdi bazı kişiler diyorlar ki efendim cehennem devamlı mı yoksa sadece bir şey yandıktan sonra bitecek mi? Yani cehennemin görevi bitecek mi diye böyle bir sözler söz konusu oluyor. Hayır. Cenab-ı Allah bir şey ebedi diyorsa o ebedi olacaktır. Onun üzerine herhangi bir hüküm yürütmek veya olası bir söz söylemek doğru değildir. Çünkü ebedi diyor, başka bir şey demiyor ki. Yedhulun kalacaklardır, ebediyen orada kalacaklardır onlar. Evet. Vellezine min kadihim, Firavun ailesi ve bir de Firavun ailesinden önce gelen kabileler var ya, inkar eden kabileler, kabul etmeyen kabileler, peygamberleri kabul etmeyip ve onlar zulmetmeye kalkanlar, öldürmeye kalkan topluluklar. Bunun kim bunlar? Mesela işte Yahudiler ve Hristiyanlar. Bunlar. Mesela peygamberler öldürdü, İsrailoğulları bu inkarı olan grupta olanlar. Çünkü peygamberler Yusuf Aleyhisselam'ı öldürdüler, Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Ondan sonra ve bunun gibi peygamberleri öldüren topluluklar var ya, o ya tabi onlar da dahil aynen Firavun ailesi gibi ebedi cehennemde kalacaklardır ve cezayı görecekler. Peki, akla şöyle bir soru gelebilir aziz izleyicilerimiz. Şöyle, peki öyleyse bunlar yanacak da durumlar tekrar vücutlar yeniden oluşup bu. Yoksa aynen kömür gibi olur, böylece mi olur? Hayır. Cenab-ı Allah ayet kelimesinde buyuruyor ki, Esin Aleyhisselam, لَا اُخْرِبِ بِيَمُ الْقِيَامَةِ وَلَا اُخْرِبِ بِنَّسِ الْدَوَّامَةِ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ اَنَّمْ يَرَاهُ. Yani Cenab-ı Hak da burada diyor ki, onların diyordu, ta parmaklarının mimiklerine kadar biz vücuda getireceğiz, yeniden kaldıracağız. Getireceğiz, yeniden hep bu şekilde. Çünkü bir şeye devam ettiğim müddetçe o artık daha herhangi bir hissiyat ortadan duymuyor. Beden tamamen aynı bir morfini, insana bir morfin vurursunuz. Ondan sonra o adamın ne kadar o vurduğunuz yeri kestiğinizde duymaz. Acı hissetmez. Onun için Cenab-ı Allah acıyı hissettirecek. Adamı hissettirecek. Cenab-ı Rabbim acıyı hissettirecek. Evet. Peki niye? İnkar ettiler. Hakkı kabul etmez.
Rabbimizin kendini yaratanı kabul etmiyorlar. Aynen. Bir damla sudan hayata geldiğini düşünüp de idrak etmiyorlar. Ve Allah'ın emirlerini kabul etmiyorlar. Peki öyleyse Cenab-ı Teala siz böyle mi yapıyorsunuz? Siz öyle yaparsanız, hakikati kabul etmezseniz, elbette ki sizin o yaşam biçiminize, hayat dediğim bir şekilde karşı elbette ki onu azaba ne yapacağım? Cenab-ı Allah azap edeceğini ifade ediyor. Yani, ve böylece de devam edeceğine dedi ki cehennemde o bedenin tekrar yeniden vücuda getirilip tekrar acı tattıracağını da Cenab-ı Allah bildiriyor. Aynen. Ta ki parmaklarının, mimiklerinin, çizgilerinin dahi vücuda gelip aynen tattıracağını Cenab-ı Hak Teala ifade ediyor. Evet. Dedik ki niçin, neden peki bu Cenab-ı Allah bunlara bu azabı veriyor? Değil mi? Neden bu azabı veriyor? Kezzebû, yalanladıkları için. Neyi yalanlıyorlar? Hakkı, hakikati yalanlıyorlar. Allah emirlerini gönderiyor ve bütün meseleleri anlatıyor. Ahlaki yönden olsun, ondan sonra davranışları biçimden olsun, tevhidi noktadan olsun, ameli noktadan olsun. Hey, bu nimetlerini bildirdiği halde o nimetlerin bak Cenab-ı Allah ne diyor? Rabbul maşrubeyni ve Rabbul mağribeyin diyor Cenab-ı Allah. Feriyye'e'yi Rabbüküm aşkı keziban derken ay, bu nimetlerin sizler hangisini inkar edebilirsiniz? Aynen. Bak burada demek ki orada bir inkar meselesi var. Hangisini inkar edebilirsiniz, edemezsiniz manasına. Bu bütün nimetleri yaratan biziz, var eden biziz ve devam ettireceğiz. Elhamdülillah. Hem bu dünyada devam ettiği gibi de hem de ahiret hayatında daha en güzelleriyle sizleri ne yapacağız? Mükafatlanan, yani müminler için büyük bir mükafat olacaktır. Aynen. Ama inanmayanlar, Firavun gibi ve onun aile efradı ve ona tabi olanlar gibi durumlarsa onların yiyecekleri de içecekleri de cehennemdeki zatlı acıdır ve içeriklere kaynar, affedersiniz, bu şey, irin dediğimiz, yani yaradan akan cerrah var ya, aynen. Yaradan akan cerrahın, onu nasıl çevirir bir insan? Çevirir mi? İçemez. O yaradan akan cerrahın suyu kimse içemez. İşte Allah da diyor, biz diyor kaynar su ve o yara gibi olan cerrah da onların suları, içerikleri de odur. Yani cehennemdekilerin nimetleri bu. Allah Allah. Aynen cehennemdekilerin içeceği de odur, yiyeceği de zakkum ağacının yiyeceğidir. Yedikçe boğazlara batacaktır. Yani Allah öyle onlara azam edecektir. Ama mümin kulu için öyle demiyor. Mümin kulu için de en güzel nimetlerin verileceğini ve mükafatlandıracağını her bir mümin kuluna mekanlarının ayrı ayrı yerlerde mekanların, barınaklarının en güzel bir şekilde yapılmış ve cehennemde yapılmış bizim düşünebileceğimizin dışında bir Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu o nimet mücevherler ki göz arıyor. Baktığımız zaman her bir cevhere bakacağımız zaman gözümüz onu gördüğümüz zaman içimiz açılacak. Aynen. Biz orada kesinlikle bir bıkma diye bir olay yok. Veyahut da sürur, sevinç olayı devamlı olacak. Yani sevinçsizlik olayı olmayacak. Hepsi o müminler bir koltuklara oturmuşlar bahçelerde birbirleriyle en güzel bir şekilde sohbetleri diyor ve hiçbir boş söz olmayacak. Aynen. Yani ayet-i kerimesinde biliyor ki hiçbir söz, boş söz söylemeyecekler bildiriyor. Ama kafir olan için öyle mi? Öyle değil. Onları ebedi olarak artık o azamı tadacaklar. Ve burada Cenab-ı Allah ayetleriyle her şeyi açıkladık söylediği halde daha bunu inkar etmenin anlamı nedir? Ama işte anlamı da şudur görüyorum ben, yani bir şey olarak. Yani o hayata yaşıyorlar, atalarından, dedelerinden o hayatı görüyorlar. Onlar da aynı o şekilde herhangi bir namaz yok, niyaz yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Ne diyorsa sade yaşam. Aynen. Bunlar böyle alışıyorlar, tabulaşıyorlar. Tabulaştırıyorlar. O tabulaştırdıkları için de ve o tabu yani şeyi, o yaşam biçimi bırakmak istemiyorlar. Yani kalkıp da kendileri farklı bir yöne yönlendirmek, yani Allah'ın yönüne yönlendirmek istemiyorlar. Ama
Tabi Cenab-ı Allah yine diyor ki müstesna. Yani benim kalplerini açtığım, hidayet verdiğim kullarım müstesna. Aynen. Burada ifade ediyor Cenab-ı Hak Teala. Onların da diyor, yani kafir olan, inkar edenlerin de diyor, azı diyor. Bak, azı iman eder diyor. Hepsi değil. Hakikaten de bakıyoruz, bunları numunelerinde görüyoruz. Mesela ben Almanya'da Ramazan'da bir şey yaparken, hatip okurken bir tane kadın, Alman kadın geldi. Ve bizim dernek başkanımız diyor ki burada cami var mı? Var, hocası var mı? Var. Öyleyse diyor, ben iman edeceğim diyor. Müslüman olacağım diyor. Evet. Mesela, şimdi buna bakıyoruz, Almanya'nın %99'u kafir. Ondan sonra bir iki bir şey daha ifade edeyim burada. Bu cami. Şimdi şöyle diyeyim, bugün Hristiyanlarda Yahudilerce müşriktir. Adlarım sadece adı müşrik. Niye müşrik nedir? Allah'a ortak koşma. Amin. Ne diyor mesela? Ne diyorlar? İsa Aleyhisselam'ı ne uluhiyetleştiriyorlar? Bir. Ya Allah'a diyorlar. İki. Bu şirktir. Bu şirk koşmadı. Onun için onlar Hristiyan olamaz. Yani aslı Hristiyan'a baktığı zaman tevhid edilir, bakar, inanır. Ama bunlar aslı olmadığı için müşrikler. Bunların kesti denilmez, açık ve net konuşur. Onlara hiçbir kadın da alınmaz. Aynen. Müşrik olan kadınlara kız alınmaz, müşrikler kız alınmaz. Ha şimdi bizimkiler ne diyor? Diyor ki, efendim bunlar Hristiyan değil, onların Hristiyanların kızları alınır. Ya Hristiyan değil, adı Hristiyan. Ama müşrikler, Allah'a şirk koşan Yahudiler, müşrikler. Yani Hristiyanlık diye bir şey kalmamış ki, Allah, değil mi hocam yani? Adı var. Sadece adı veya Musevilik. Yüzeyin Allah'ın onudur diyor. Yani. Mesela Yahudiler yüzeyin Allah'ın onudur diyorlar. Evet. Ne oldu bu? Müşrik olmadı mı? Şirk aynen. Allah'a ortak koşuyor. Hristiyanlar haşa baba, Allah'a babalık isim ediyor. Aynen. Bir ikincisi de ve analık var, konusu var, bir de oğluk konusu var. Bu da bir açık ve net şirktir. Ha, demek ki bunlar Hristiyan değil. Ya sadece sıfatları, adları. O kadar bunu böyle bilmez. Ya Müslümanlar bunu böyle bilsin. Aynen. Bir de onlardan o müşrikler kızlarını almasınlar. Onlara yönelmesine. Ancak Müslüman olursa müstesna. Ya Müslüman olursa şeyimiz yok, sözümüz yok. Ama Müslüman olmadır müddetçe kesin ve kesin alınmaz. Aldığı takdirde kabul etmiyorsa İslam'ı boşaması lazım. Bırakması lazım. Ya bunlar bilmeler lazım. Ya Müslümanlar bilsin ki bu böyle Müslümanlar olumsuz, bilsin ki aynen. Olumsuz şeyler düşmesinler. Gidin onlardan kızımızı almasınlar yani. Ama öyle bir yumuşatıyorlar ki bizim bu yayılması meselemiz bakıyorsunuz ki yabancı damat. Adını koymuş, Müslüman olmamış. Yabancı damat bir de bana dizi yapıyor. Allah'ım ya. Ben gelince kızlarım çocuklarım da diyecek ya der ki normal o da erkek, o da erkek. Bak öyle diyecek. Ve öyle diyenler de çıkmış çıkmaz diyecek. Niye? İşte bizim gibi şu bu yayın basının bir yanlış verdikleri şeyler ve çocuklarının kafalarına, beyinlerine adam neymiş ya o da erkek erkek fark etmez. Dediği takdirde işte demek ki bu düşünceyi, bu fikri nereden alıyor? Aynen. Demek ki yayın basın bunu vermiş. Ya da birileri bunu şey yapmış, sürekli söylemiş ki onlar da bu hususta o şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Evet. Demek ki kezde bu yalan söyledikleri için Cenab-ı Teala onları azap edecek. Ve onların hiçbir birilerine kendilerinin bir nafasları olmayacak. Yani Fıravun ailesinin Fıravun onlara bir nafası olmayacak. Veyahut da onların evlatlarının ve de ondan önce geçmiş ve Hristiyanların ve Yahudilerin birbirlerine de herhangi bir menfaati olamayacak. Çünkü bunların esası Allah'ın emirlerini kabul etmemeleri aynen. Yani bu şey evet. Çünkü neyi kabul etmiyorlardı, neyi yalanlıyorlardı? Allah ayetleri gönderiyor. Açık açık o ayetleri duydukları halde ne yapıyorlardı? Kabul etmiyorlardı. Aynen. Çünkü ayette Cenab-ı Hakk'ın elbette bir kula bildirmiş olduğu özel işaretler, önemli işaretlerdir. Yani yaşama için kullarının sıhhatli ve imanlı, şuurlu yaşama biçimine yönlendirilmesi için göndermiş olduğu Rabbinin kendi sözleridir, kelamıdır. Onu kabul etmiyorlar.
Oğlum hadi. Ve görüyoruz ki bir takım kimselerde bir ya işte Muhammed'in sözü. Halbuki Cenab-ı Hak da bizzat kendi sözünü, kendi ayetlerini göndermiştir. Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e ne yapmıştır? Topluma bildirmiştir. Evet. Allah işte bu inkar etmeleri kabul etmemeleri noktasından dolayı da ayetleri de kabul etmemelerinden dolayı da Allah onları ne yaptı? Tuttu. Aldı, çekip aldı. Yani ne demek bu ki tuttu aldığına bağlı onları azaba ne yaptı? Düşer etti. Azaba yönlendi. Azaba yönlendirdi. Allah. Bak öyle diyor. Fe'ahede hım. Onları Allah aldı. Ki Allah, Allah beni aldı. Neden dolayı? Biz zulümihim işlemiş oldukları günahlarından dolayı Allah bu kulları, o inkar eden kulları aldı ve büyük bir cezaya götürdü. Vallahu, elbette ki buradaki Allah neyir? Şedidir. Onun azabı şiddetli demektir yani. Allah'ın azabı şiddetlidir. Şimdi şiddet olması belki durumdur. Elbette ki bunların Fıravun ve ailesinin veya da Hristiyanların ve Yahudilerin mevcusilerin senin hep ateistlerin. Her kim yani şu anda ne olursa Allah'ın ayetlerini kabul etmeyen bu budur. Bakın ben Müslüman'ı deyip de Allah'ın ayetleriyle bugün kalıp da onunla yaşanılır mı? Aynen. Dediği takdirde imandan çıkmıştır. Dinden çıkan aynen bir kâr olmuştur. 1300 sene önceki sözlerle bugün artık idare edilemez. Dediği takdirde dinden çıkar. Halbuki Kur'an her an taze, her an aynı hiç elhamdülillah. Allah ayet vermesinde bildiriyor. Biz o Kur'an'ı dedik, onları biz o Kur'an'ı kıyamete koruyacak. Hiçbir harfini değiştirecekler. Neden? Biz kullarımızın arkasını ezberletiyoruz. Kur'an'ı ezberlemesini kolaylaştırıyoruz. İşte o hafızların hepsi, bugün bakıyorsunuz, Kur'an'ı baştan 6666 ayeti ezberledi edeceklerinden takdirde hafız daha kolay kolay bir kaybolur mu? Kaybolmaz, ondan olur. Nesilden nesile, nesilden nesile, nesil gelenir ve daha tazeliğini Cenab-ı Allah ne yapıyor? Koruyor. Yani tazeliğini, kıyamete kadar da tazeliği aynen devam edecektir, korunacaktır. Kimse oran herhangi Kur'an'ın ayetleri değiştirmede gücü aynen yetmeyecektir Cenab-ı Allah. Evet. Bunun için o, Cenab-ı Allah öyle siz inkar eder misiniz? Siz kabul etmez misiniz? Siz peygamberleri öldürür müsünüz? Ve siz kalkıp da şirk ortaklık koşar mısınız? Böyle bir inkarları yaparsanız o zaman size karşı benim azabım şiddetli olur diyor Cenab-ı Allah. Eşet olur, çok şiddetli. İkman, azabı, ithab, azap manasıdır. Azabı şiddetlidir. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Dedi ve bize bu şekilde Cenab-ı Allah ne yaptı? Bir inkar eden bir topluluğun hal ve hareketlerini, tutumlarını bize buraya kadar bahsetti. Onların hali bu şekilde olacaktır. İnkar edenlerin hali o nedir Cenab-ı Hak'lara? Onların ne evlatları, ne kendileri, ne evlatları, ne de malları hiçbir fayda temin etmeyeceğini bildirdi. Ondan sonra da inkar ettiklerinden dolayı onlara azabın şiddeti olacağını Cenab-ı Allah bize bu şekilde bildirdi ve böylece buraya var. Ondan sonra ne hitap. Ey Habibim! Ey Habibim! De! Neydi, ne diyecek Resulullah Efendimiz? Şöyle dinlediğine keferu o kafirler için de. İnkar edenler için de. Hakkı hakkı kabul etmeyenler için de. O peygamberlerle için de. O toplumu ve tüm insanlara zalimlik, zulüm yapanları de. Ve o ayetlerini kabul etmeyip de kendileri kafalarından burada bir şeyler yazıp da bir hakkı uzak tutanlar için de. Hakikatten uzaktan tutanlar için söyle. Ey Habibim,
Şimdi bunun nedir o kimse ki, o kafir o da inkar edenlere, inkar edenlere diye Halil'im ne desin? Settumule bune. Evet, siz mutlaka yenileceksiniz. Siz mutlaka yenileceksiniz. Aynen. Ey Habibim, siz samimi olursanız, bu, bakın burada Resulullah Efendimiz'in hitabına bak. Bu bize, şu andaki ümmetine, bu söz ümmeti için. Ey ümmetim, anladın Cenab-ı Hak, ey kullarım, mümin kullarım, siz hakkı hakikate bağlı kalır, sadakatı kalır, emirleri yerine getirir ve teslimiyeti gerçek manada teslim olursanız, o zaman sizlere ben o inkar edenlere karşı galip kılarım. Bakın, inkar edenlere karşı galip kılarım, üstün kılarım. Ama siz kalkar da benim ayetlerimi kabul etmediğiniz, ayetimi kabul etmediğiniz gibi yaşamınızdan dökmezseniz, onunla işlerinizi, güçlerinizi, yaşam biçimini ona göre ayarlamazsanız, o zaman öyleyse elbette ki burada bir şey var. Bakın şimdi. Kendimizden, Osmanlı'dan sonraki bizim halimize şöyle bir bakalım. Başımıza gelen idarecilerin ekserisi yani Kur'an'ı ne yaptı? Kaldırmış, geri attılar. Aynen. Allah ne yaptı? Cenab-ı Allah da o atan idarecileri kim seçiyordu? Bizler seçiyorduk. Bizler geldik. Veyahut da yanındaki bulunan kuvvet komutanları veya da kuvvet oluşturan şahısların onunla beraber olması, bak onunla beraber olması. Doğru. Onunla beraber olması aynı şekilde ne yaptı? Cenab-ı Hak, iyi kulum hem ben inanıyorsunuz hem de kalkıyorsunuz benim ayetlerimi kabul etmeyeni siz başınıza idareci seçiyorsunuz. Öyleyse sizi bu yaptığınız doğru hareket doğru değildir ve sizi öyle bir noktada sıkıntıya sokacağım ki bakın çünkü siz kendi isteyerek ne yapıyorsunuz? Başınıza getiriyorsunuz. Bu bir. İkincisi de ondan sonra mesela bir ile kaç tane idareci çıkıyor, biri diğeri bir Müslüman, diğeri ise hala inkarı noktada hareket eden bir idareciye kalkıyorsunuz, oy veriyor, onu başınıza getiriyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Mesela oy veriyor, onu başınıza getiriyorsunuz, ona tabi oluyorsunuz ve onu tabi olduğunuz için de siz tabi oldunuz mu? Tabi olduysanız o zaman öyleyse Allah bizi öyle bir darlığa sokuyor ki, öyle bir sıkıntıya sokuyor ki bakıyoruz ki neredeyse nimet noktasında hepimiz yoksun bir şekilde yaşadık. Ta ki ne zamana kadar? Ne zaman ki başımıza bir inançlı, şuurlu, idareci geldiği an Cenab-ı Allah genişletiyordu. Bakın Cenab-ı Allah genişletiyordu. Nasıl ki tekrar bir daha aynı şekilde imkanı kabul etmeyen bir idareci gelip de onu da biz ne yapıyoruz başımıza getirdiğimiz zaman yine Cenab-ı Allah bizim tutuyoruz. Bakın şimdi İsmet İnönü'nün zamanında bir bakalım. Burada ben yani açıkça Türkiye'nin neden bu noktalarda olduğunu söylüyorum. İsmet İnönü'nün zamanına baktığımız zaman büyük bir sıkıntı çekiyor. Büyük bir darlık çekiyor. Her yönde nimetler noktasında çok sıkıntıya düşüyor. Büyüklerimiz hep söylüyor. Nasıl olduğunu da söylediler. Ki nice sıkıntılarla ne yaptık? Ta ki 1900'e kadar, Adnan Menderes'e kadar. Adnan Menderes'in döneminde bir parça ne yaptık? Açıldık 1960'a kadar. 60'ta tekrar ikinci bir olay oldu. Yine Cenab-ı Allah bizi orada yine sıktı. Başımıza gelen imkâri idarecinden dolayı Allah ne bizi sıktı? O noktaya getirdi. Ondan sonra da özel dönemine geldiğimiz zaman verdiğimiz bir müddet bakıyoruz, yine bir genişleme görüyoruz. Ondan sonra tekrar şeye kadar gördük işte, anayasa kitaplarına attığımızda Türkiye'nin halini gördük, değil mi? Yine bir acayip sıkıntıya düştük. Gittik dışarıdan para aldık, memurlarımızın parasını vermeye başladık. Veya da Koç'tan para aldık, onun memurlarımızın maaşlarını verdik. Böyle bir sıkıntıya düştük. Niye? Çünkü bir itaatsız bir yapısı vardı. İtaatsız bir hal. Allah'a itaatten uzaklardı onlar. Onun için Cenab-ı Allah Allah'a itaatten uzak olanların
olduğu takdirde ve millet de ona tabi olursa, hala o itaatsiz de tabi olursa, o zaman elbette ki Cenab-ı Allah ne yapacaktır? O kulların, mümin kulları bir imtihan aynen sıkacaktır. Ha, ondan sonra bakıyoruz, yani şu anda açılmış durumunda. Bundan sonra Rabbim daha da inşallah iyi olur. Yani burada şu örneğini şunu vereceğim demek istiyorum yani. Olay şu. Allah'a itaat edildiği müddetçe Cenab-ı Allah ne diyor? Biz sizleri kafirlere karşı galip kılarız. Kafirlere karşı üstün kılarız. Kafirlere karşı sizi galip yaparız. Çünkü siz şunu yaparsanız, ya eyyüvelede amelik intensurullah yensurküm ve yüsebbü ahlâbeküm. Yani siz Allah'ın dinine hizmet ederseniz, Allah sizin ayağınızı sabit kılar, sizi başarıya ulaştırır. Elhamdülillah. Evet. Şimdi biraz da. Ve ben esnafıza, ve ben yıptı gayrı İslam dinen, felen yıkvelehim ve fil hasilin dediğim zaman. Yani eğer Allah'ın emrinden başka, İslam'dan başka bir din getirmeye kalkarsanız, Allah niye sizi husrana uğratır? Aynen. Bunlar açık ayetlerde sabit. Kim için bu? Müslümanlar için. Kafirler için değil. Bu ifadeler Müslümanlar için. Kafirler için. Mesuliyet var yani burada. Aşırı bir mesuliyet var. Hepimizde. Ben kalkıyorum. Aynen. Şimdi birileri kalkmış bir şey söyledi. Yani belki bu devletin başına gelmeye çalışacak bir. Tabii biz imanımızı tazeliyoruz. Aynen. Tazelemeden geliyoruz dedik. Bakın dikkat eder misiniz? Burada bir kadın kalkıyor diyor ki biz imanımızı tazelemeden geliyoruz diyor. Allah Allah. Kim bilir? Demeyeceğim ismini burada. Siyaset yapmayalım yani. Biliyoruz. Tüm Türkiye çok, biliyor. Çok önemli bir şey. Tabii canım, hem de Atatürk'ün şeyinden çıktı geldi. Hani aynen. Aynen. Hani ya tamam bir şey söyle de böyle söyleme. Bu bir imandan çıktı. Hani onu ulûhiyetleştirmiş oldu. Bu yanlış. Hani zaten sen onu evet. Dünyasını değişmiş etmiş. Devlet icraatçısı olmuş, görevini yapmış etmiş. Onu diye söylemekle kastin nedir yani? Bak bunu benim bunu çoğu kişiler duysun diye söylüyorum. Yani Müslüman olup da, inanç olup da onun arkasına koşacaklara diyorum ben. İbret alın diyorsun İbret yani. İbret alın. Ya 80 yıldır oynanan oyunlara artık tekrar düşmeyin. Düşmeyin. Dikkat ayet, edin. Tabii. Değil mi hocam? Elbette Cenab-ı Allah ayet-i kerimesine bak. Ama işte dedi işte. Biz o ayet-i kerimede ne diyor? Nasranilere ve Yahudilere kendinize dost ve veli edinmeyiniz evet, diyor. O da var. Yani. O da var. Bir de bu şekilde sizi eğer diyor siz İtaatkar oturur, olursanız diyor, biz sizi kalip kılarız diyor Cenab-ı Allah. İtaat nerede olacak? Allah ve Resulü'nün itaat aynen olacak. Herhalde inanç ve değerlerimizi kabul edenlere itaat etmeyeceğiz. Ancak sizden olan ulu emri itaat ediniz diyor bak. Diğer bir ayet gelmedi. İşte bu ulu emri yani, çok tartışıyorlar hocam. Bu ulu emri biraz açar mıyız? Hakkını helal Allah'ın, et. İnanç ve Allah'ın ilahi emirlerini yaşayan, Kur'an ve sünnet ölçüsünden ayrılmayan, milletini de yaşatan. Evet. Milletini de milletini de yaşatan. 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 Çok önemli burası. Evet. O şekilde kendi yaşadığı gibi ha biz onu niye seçiyoruz ki bu bizim gibi yaşıyor. Bizim gibi inanıyor. Bizim gibi kabul ediyor. İşte bu bizim için itaata uygun olandır. Ama yok bizim gibi yaşamıyor. İtaat kabul etmeyeni başımızda idareci olduğumuz müddetçe mesuliyet. Aynen. Aynen. Şimdi açık ve net söylemem. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor ondan sonra? İşte sizler böyle itaatkar olursanız sizleri elbette ki galip kılarım diyor Cenab-ı Allah. Eğer yapmazsanız ondan sonra bak diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Allah öyle güzel bir şey. Eğer size itaatkar olmazsanız o zaman diyor setum lebune bu setum lebune siz mutlaka yenileceksiniz. Yani Allah'a itaatten uzak kalırsanız küfür gelirse yener. Bugün ben mesela Kuzeyli, Suriyeli, Muriyeli bütün Müslümanlar birbirine bağlılar. Vaktesun bi hamdillah cemian ve la teferruh diyor Cenab-ı Allah. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ama almayın. Aynen. Ne alırsanız yenilirsiniz. Zayıf düşersiniz ve düşman gelir sizden aynı zamanda korkuyor.
Cenab-ı Allah düşman, Müslümanların düşmanlarından korkak ve düşmanlarını kalbiyle aynen korkuyu kaldırır. Gelir misiniz? Mesela Resul Efendimiz'e bilgilendi, şey yaptılar. Hadis-i şerifte bir çamakta diyor ki Resul Efendimiz kıyamete ait. Ondan sonra fitne dönemine ait bir hadis-i şerif kenarında Resul Efendimiz diyor ki o gün diyor Müslümanların çanağından gayrimüslimler, kafirler nimetlerimizi alacak. Ve uzaktan geleceğiz ona. Uzaktan derken asfalt kalıyor. Ta binlerce kilometreden geliyor. Senin buradaki nimetine sahip olmaya çalışıyor. Aynen. Ve aynen. Ondan sonra diyor ki sahabe-i kiram, ya Resulallah o zaman biz Müslümanlar çok mu olacak, az mı olacak? Çok olacaksınız. Ama çok olacaksınız ama aynen bir saman çöpü gibi olacaksınız. Saman alevi yani, gibi, aynen. Aynen. Saman çöpü gibi hemen nehri atıldığı zaman damadağın olacak. Nehri Allah Allah. Atılıyor ya, aynen öyle olacaksınız. Şu anda aynı olay. Aynen. Ve kalkıyor bir Arap Emirlikleri Başkanı, İsrail benim dostum. Kol kola geziyor. Evet. İsrail aynen benim dostum diyor, Amerika'da abim. Aynen. Bu böyle bir Müslüman, nasıl Müslüman olabilir? Ne derim işte, öyle olduğu zaman da darmadağınlık olacak. Elbette ki onlar da gelecek senin başına sultanlık yapacaklar. Ha, onun için de diyor ki, ben onlar sizi gelecekler, onlar geleceklerdir. Siz böyle Allah'a emirlere bağlı kalmazsanız, itaat etmez, itaatten uzak kalırsanız, elbette ki benim. Diğer taraftan da ey halim o kafirler mutlaka yenilecektir. Ama siz itaat ederseniz onlar yenilecekler. Aynen. Öyle diyor Cenab-ı Allah. Ve tuşerine topluca sürüleceksiniz diyor. Bak, sürüleceksiniz diyor Cenab-ı Allah. Nere? İlâ cehenneme. Kafirler için diyor. Allah Allah. Cehenneme onlar topluca yenileceklerdir. Aynı zamanda biz onları cehenneme süreceğiz topluca. Peki müminler? Müminler itaatkar olduğu müddetçe elbette onları geride kalip geleceklerdir. Allah onları da topluca cennetine rahmeti koyacaktır. Ve bir cennet bu ne kötü kalınacak bir yer. Bu yer ne kadar acı bir kötü kalınacak bir yer diyeceğim. O ne kötü döşek diye. Yani döşek yapmaksa oturdukları, durdukları yer, mekan manasında. Aynen. Diyor. Ne kötü diyor, ne o döşektir. Yani ne kötü kalacağınız, sizin kalacağınız yer ne kadar kötü. Ne kadar kötü diyor. Kadı kâne leküm, muhakkak ki size vardır. Ne vardır peki? Ayetim, ayetlerimiz vardır. Ne fi eteyni, iki toplulukta ayetlerimiz, alametimiz görülecektir. El tepmeta. Bak, o iki topluluk karşı karşıya geldikleri zaman, çarpıştıkları zaman, o zaman ne olacaktır? Burada kafirler, Allah eğer Müslümanlar gerçek manada sadakat oldukları müddetçe kafirleri yeneceklerdir. Allah galip gelir. Ama Müslümanlar itaatkar olmazsa aynen kafirler de ne yapacaktır? O zaman da biz bazen bakıyoruz. Ne oluyor Uhud Savaşı'nda mesela? Hocam kaçıncı ayetteyiz şu anda? Ali İmran Suresi. Facebook'ta paylaşıyorum da. 12. 12. ayetteyiz. Evet. Bu arada hocam sosyal medyada girdik cepten, sizi izliyorlar, beni görmüyorlar, sizi görüyorlar, bayağı bir izleyen var, hayırlı yayınlar diyen var, hepsine de biz de Allah razı olsun diyoruz. Değerli hocam ilahiyetçi yazar Sebahattin Cesur Tefsir Dersleri programında yeniden aramızda, inşallah bundan sonra sürekli devam edeceğiz. Bakara suresini bitirdik, Ali İmran suresi 1. ayetten başladık. 12. ayette devam ediyoruz. Evet. Buyur hocam. Evet. Diyor ki Cenab-ı Allah işte ayetler, alametler, işaretler, dönüşler, özellikler vardır diyor. Nerede? Fi etheyni tekata. İki topluluk karşılaştığı evet zaman. Yani kafir ile Müslümanlar birbirlerine karşılaştıkları zaman Allah Allah bir alamet olacaktır. Bu alamette nedir? Elbette ki Müslüman itaatkar Rabbisine bağlı olduğu müddetçe Rabbisine teslim olduğu müddetçe kafirlere karşı ne olacaktır? Galip gelecektir. Galip gelecektir. Hey büyük Allah'ım. Evet. Bak,
fiyatın tıratili bir grupla karşılaştıkları zaman tıratili vuruşuyorlar, vuruşuyordurlar ve o vuruşmaları sebebiyle ama fi sebebiyle Allah yolunda olanlar, bakın Allah yolunda olanlar ve ufra diğerlerine karşı ne yapacaklardır? O diğerlerde kimdir? Kafirlerdir. Fi sebebiyle Müslümanlar. Ondan sonra ve ukra kafirettir. Diğerlerde kafirler. Yani Müslümanlar kafirler karşı karşıya geldiklerinde yaramlehum onları görürsünüz. Yani oradaki orayı müşahede edersiniz. Görürsünüz. Mislihum elbette ki o kendilerinden mislihim evet mislihim iki mislisini görürsünüz. Yani Müslüman ordusu 300, onun karşısındaki 1000 tane olursa, 600 tane olursa ne olur? 200 fazla. Allah Allah! İki misli olur. O zaman iki misli olsa dahi, iki misli olsa dahi ve el-ayn, göz göre göre, göre göre vallahu Allah-u Teala yü'iyyüdü teyit eder. Ne, yani kuvvetlendirir. Kimi? Müslümanları kuvvetlendirir. Müslümanları kuvvetlendirir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kuvvet verir. O yüzüyle kuvvetine bildirir. Hani şu anda değerli hocam, Batı hiç dikkati çok son zamanlarda müthiş evet. haberler var. Evet. Almanya, İngiltere, Fransa tek tek konuşuyorlar. Evet. Ya ne oluyor bu Türklere? Evet. Ne oluyor bu Türklere ya? Allah Allah. Bir türlü yok olmuyorlar. Tanklardan korkmuyorlar. Son demeçleri izledin mi? Tüm dünya devletleri Facebook'ta yazmışlar. Böyle demeç şeklinde. İnşallah. Yani bir ne oluyor bu Türkler ya? Allah Allah gibi böyle. Evet. Yani, çok önemli. İşte evet. Ya, az olsun bir, iki, onlar iki misli olsun. Hey büyük Allah'ım. Aynı. İki misli olsun diye ve bir nasli Allah onları kuvvetlendirir ve bir nasliyi Allah onlara yardımıyla kuvvetlendirir. Elhamdülillah. Allah, aynı. O kullara, mühür kullara yardım ile kafirlere karşı kuvvetli kılar, kılar diyor Cenab-ı Hak. Men yeşe dilediğin ise bundan şu in nefiz harcı. Men yeşe dilediği kim? Dilediği bir kimse yani dilediği bir grubu, dilediği bir topluluk. Allah adına fil sebebiyle savaşa girer, küfürle kıtlarla savaşa girerse Allah onları kuvvetlendirir ve önce yardımını da gönderir. Elhamdülillah. Ve elhamdülillah. Kafire karşı ne yapar? Cenab-ı Allah zafer uğraştırır. İster ki bak şimdi gelecek ben bunu şey yapayım. İnne ki zâlike işte bu ne ibretin bir ibrettir. Bak ne demek istiyor burada Cenab-ı Allah? İnne fî zâlike işte bu Müslümanla kafirlerin karşı karşıya gelip de kafirlerin Müslümanlardan iki misli olursa kafirlerin Müslümanlardan iki misli kuvvetli olursa askeri yönden evet. olursa olsun. Ama Allah kuvvetiyle mümin kuluna yardım ettiği zaman işte o zaman Allah onu ne yapıyor? Onlara karşı galip kılıyor. Elhamdülillah. Bunun numaralarını görüyoruz. Aynen. Mesela bir Bedir Savaşı'nda gördük. Aynen. Bir yılda 1071'de gördük. Malazgirt'te. Hacı orduların şeyinde gördük. Aynen. Ya daha nice yerlerde gördük. Hayır, Kabe'yi yıkmaya gelen Necasi'nin ordusunu mu düşün? Bir Mahmut işi bozdu. Planlarını bozdu. O mesela işte o Peygamber Efendimiz'den önce oldu. Önce yani. He. Yani. Bir de ondan sonrakine bakıyorum. Burada şunu diyebiliriz değil mi hocam? Yani İslam'ın tabii. kıyamete kadar nasıl korunduğunu Allah-u Teala vaat ediyor. Tabii. Bize canlı gösteriyor. Gösteriyor, evet. Hazreti Musa'nın sur o şeyin açılması, denizin açılması, Kızıldeniz'in. Mesela orada da, evet. mesela Cenab-ı Allah yani Allah yolunda olan kullarını Cenab-ı Allah daima kafirlere karşı uzakta kılar. Aynen. Yeter ki aynen. o az olan Müslüman topluluk samimi ve Rabbisine bağlı olsun. Elhamdülillah. Bak bu da çok önemli, burası çok önemli. Aynen. Bu da yine idareciden geçiyorlar. Başka bir yerden geçmiyor. Bu çok önemli burası. Aynen. Bak ne için böyle le ibreten, niye Allah bu bir ibret demesinin sebebi hikmeti? Kafirler iki misli olduğu halde ve Müslümanlar bir onun biri
Ondan saçı ve için Müslümanı yendi. Yendiren kim? Cenab-ı Allah. Elhamdülillah. Kim? Cenab-ı Allah. Kime yardım ediyor? Mümin kuluna. Niçin yardım ediyor? Çünkü kafirleri yok etmek için. Ama biz bugün şu halimize baktığımız zaman kalkan da bu şekilde damla damla vurursa emniyet sıkıntıya düşüyor. Yine senlik benlik kavgasına başlarsak tabii aynı. Benim yolum daha sağlam, benim yolum daha sağlam gibi. Evet, o zaman bunun gibi bir de ayrıca mesela şu anda biz Kuzey Irak ve Suriye'deki bizim şu andaki durumumuz. Evet. Tam şey değiliz ama yine de Allah bize bir denge var bak ortada bir denge. Bize yardım ediyor. Yani öyle bir denge oluşturulmuş ki. Birilerinin eliyle hem de. Ortada Rusya var. Öbür tarafta Şia, öbür tarafta Sünni'yi temsil eden bir denge oluşuyor bak orada bak. İbret al. Tüm dünyada kucak açmış yok etmek için bu dengeyi. Bu da bir ibretim. Bir kafir. Aynen. Rusya kafir. Aynen. İran itikadlarımıza ama bir Türkiye işbirliği. İşte denge. Şimdi yarın bunlar fitnelik yapar mı? O da ayrı bir o da ayrı. Mesela Resul Efendimiz'in Medine'de işte bir savaşı vereceğim. O zaman Yahudi Medine Yahudileri ve İslamlar ne yaptılar? Çekilme yaptılar. Çekilme. Aynen. Yani Resul orada bir Peygamber Efendimiz'i zayıf düşünmek istediler. Ama Allah her zaman için ne diyor? Az da olsanız siz yeter ki kiliseyle olduğunuz müddetçe elhamdülillah. Yapan şey örnekleri veriyoruz. Aynen. Şu anda bir işte Çanakkale yine önümüzde bir örnek. Ondan sonra daha nice örnekler var. Yani bizler sürekli örnekler içerisinde hemen bir yapıya sahibiz. Aynen. Türk milleti olarak. Müslüman Türk milleti olarak. Ve Cenab-ı Allah da bizlere öyle bir bize hasret vermiş ki o hasreti kalbimize verdiği için severek ölüme koşuyoruz. Aynen. Yani Allah o şeyi vermese biz ölüme koşar mıyız? O muhabbeti vermese koşar mıyız? Kaçarız. Kaçarız. Ama o muhabbeti verdiği için, o muhabbeti fıtri olarak kalbimize nakşettiği için Cenab-ı Allah ne yapıyoruz? Hiçbir şeyden çekmeden o, ne yapıyoruz? Düşmana karşı koşarak gidiyoruz. Yani şu anda bile işte en zayıf dönemlerimizde bile görüyoruz işte, şu anda görüyoruz askerlerimizi, emniyet kuvvetlerimizi, onların severek askere gitmelerini görüyoruz. Emniyetlerimizin bile severek bu işe görüyoruz. Niye? Çünkü ortada bir vatan ve iman sevgisi var. Önce iman, sonra vatan sevgisi. Aynen. Bir namus ve iffet meselesi var. Bu hasret bizde devam ediyor. Bu atalarımızdan gelen bir hasret. Biz onların torunlarıyız. Elhamdülillah. Yani, havlu, buranın hamurundan olmasa sevgiler. Evet. İşte onun için ki Cenab-ı Allah. İnneki zannet işte bu olay bir Müslümanla iki Müslüman kafirle karşılaşan birbirine savaş yapanın iki toplumun hali az olanın çok olana galibi. Az olanın çok olana galibi. Biz elhamdülillah. Siz evet. Az olursunuz ama galip değilsiniz. Aynen. Öyle. Niçin? Gören gözleri gören gözleri olanlara yani neyi? Hakikati gören, tam gören kullan. Elhamdülillah. Ya burada basiret manası görmek. Yani hakikati tam görüp amel etmek. Aynen. Dikkat etmek, yaşamak, yaşatmak, o yolda koşmak. Bunlar çok önemli şimdi. Dedi ve bize bu şekilde Cenab-ı Hak Teala güzel bir örnek verdi. Ayet kendine bizim durumumuzu bildirdi. Yani iki toplum Müslümanla kafir karşı karşıya gelir de samimi olur Allah için fi sebilillah için olursa biz onu sanırız. Elhamdülillah. Ve böylece durumumuzu anlat. Kafirin durumunu ve mümin kulunun durumlarını da atma bu ayetin şimdi gördük. Ondan sonra Cenab-ı Hak Teala bir dünyaya yani kullarının dünyaya ne kadar bağlı olduğunu ifadesini verir ayetinde. Zamanı hocam nasıl? Bir saat iki dakika oldu şu anda. O zaman tamam burası çok önemli. Kaçıncı ayetteyiz şu anda? Şu anda 13. 13. ayet. 13 evet. Bu ayette çok önemli bir ayet. Şimdi biz bu şekilde Cenab-ı Allah ifade ettikten sonra kafirlerin durumunu bildirdi. Ondan sonra karşılaştırdı, bizler bizim kullarıyla karşılaştırdı ve böylece bize bazı işaretler, alametler, belirtiler ihsan eyledi.
Ve ondan sonra işte ben kullarının dünyada, dünya yaşamına önem veren kulların durumunu izah edeceğim. Aynen. Nasıl bir durum varmış? Diyor ki Cenab-ı Allah şöyle diyor, ziyine. Yani biz ziynetlendirdik. Neyle ziynetlendiriz Cenab-ı Allah? İşte altınla, gümüşle, kadınla, atınla, arabayla ve birçok nimetle de ne yaptı? Bizi ziynetlendirdi Cenab-ı Allah. Bunlar hepsi biraz ziynet. Aynen. Araba ziynetim. Para ziynettir, altın ziynettir, kadın ziynettir. Bunların hepsi birer ziynettir. Bunların bir sevgisi var. Bunlara karşı bizim neyimiz var? Bir sevgimiz, sevgiye bağlılığımız var. O yüzden ziyine çekici hale geldiğimiz, yani ziynetlenmek nedir? O ziyneti gördüğün zaman onunla bir ne vardır? Bir çekicilik vardır. Allah ona Allah. Karşı bir yönlenirsin. O çekiciye bir, biz bugün kadınlarımıza niye yöneliyoruz? Allah bize öyle bir şey vermiş ki kadını ziynetlendirmiş ve biz de onlara karşı neyimiz var? Bir duyarlılığımız var. O olmasa yaşam zaten. Aynen. Bu Cenab-ı Allah bir şeydi. O bir. Cenab-ı Allah böylece ne yaptı? Çekici hale getirildi, getirildi. Kim için çekici hale getirildi? Dinnâsi. Yaşayan insanlar için Cenab-ı Allah bu ziyneti çekici hale getirdi, buyuruyor ayet-i kerimesinde. Ondan sonra hübbü şehvet, bakalım Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde ne diyor? Hübbü şehvet. Şehvet nedir? Arzu, istek. Bu bir ziynettir. Bu istektir. Kime karşı istektir bu şey? Arzu kime karşıdır? Kadın arzu karşı. Arzu da hübbü şehvet. Bak. Zevkleri sevmek. Yani bu gibi şeyleri sevmek. Bizim istek ve arzumuz da bunlar yani. Aynen. Ondan sonra neye karşı? Bak, nennâsî her dakika min ile gelmiş ama burada ile manasındadır. Buradaki min ile, ben ile misâli, kadınlara karşı. Kadınlara karşı Cenab-ı Allah şehvet sevgisini verdi bize. Yani biz bu bir ziynet, arada kültür bir aradır. Ziynet olarak vermiş tabii. Yani topluma. Ona karşı yönlenmiyor muyuz? Aynen, aynen. Tüm yani insanlık böyle feragat gibi gidiyor yani, Allah göstermez. Ha, bunu işte Cenab-ı Allah ileride açıklıyor. Güzel olan yönleri var, tehlikeli olan yönleri var. Bir ölçü koymuş orada değil mi? Kıstas koymuş, kıstas. O kıstası koymasının sebebi aşure gitmeden, aynen. Cinaya noktasına düşmeden, aynen. Da olanlarla Cenab-ı Allah yetinmemizi bize yani ileride buyuracak. Evet. Ve deniyle bir de nedir? Kadınlarımız, ikincisi oğullarımız. Hepimiz oğul istemiyor muyuz? Aynen. Diyoruz ki bir oğlumuz olsun. Yani nesli devam ettirmek. Allah Allah. Dünyada nesli devam ettirmek. Aynen. İsmin şanın yürüsün. Aynen. He, baba bunu ister. Doğru. Yani bak, anne bunun farkında hep o kadar varlar ama baba sürekli ne ister, masas edilir, ne ister? Neslin devam etmesini, aynen. Çuvarmasını ister. Bu da bizim için bir ziynet midir? Ziynettir. Bu da bir ziynet. Ondan sonra ben kanadırım mukandaratlıyım. Bak bu da çok önemli bir şey. Yüklerle yığınları arz ederiz. Yani maddi noktada imkanlarımızın çok olmasını isteriz. Altın olsun, gümüş olsun, tarla olsun, el olsun, araba olsun, at olsun, her ne olursa olsun. Bunları aşırı bir şekilde çok olmasını isteriz. Aynen. Böyle bir düşkünlüğümüz var mı? Var. Ha, bunları biz neyle teraziye koyuyoruz? Allah'ın emirlerine bağlı kaldığımız zaman olumlu teraziye koyabiliyoruz. Ama yani aşırı bir istek olumlu teraziye koyamıyoruz. Mesela Seleme öyle değil mi? Peygamber Efendimiz'e dedi, ya Resulallah dedi, bana dua et, ben zengin olayım dedi. Aynen. Ondan sonra dedi ki, Resulallah dedi ki, ya Seleme bu hayatın sen ondan daha hayırlı dedi. Üç defa geldi, üçüncüde dua etti Resulallah Efendimiz. Seleme ne yaptı? Bir tane koyundan dünyalar kadar böyle, dünyalar kadar değil. Mal mülk her şey oldu. Sahip oldu. Ama ne oldu? Namazı terk etti. Cuma'yı terk etti. Aynen. Sonra ne oldu? Müslüman oldu. Yani bize böyle bir talep var. Aynen. Ama kaldırabileceğimiz, Allah bize kaldıracağımız kadar versin. Her şeyde
Hocam hakkını helal. Burada bir ayeti bitirmedik anladığım kadarıyla. Devam ediyoruz da. Orada oraya geldik mi tam bilmiyorum. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. O yukarıda. Ha şimdi uğurlar sarar o yukarıdaki yani bizi karşılaştırdı. Evet. Bizimle karşı geldi. Mücadelesini yaptı. Rabbim biz diyor kuvvetimizle okullarında yardım ederiz. Bunda birçok ibret. Yani sizin iki misliniz de orduda olsa biz sizi galip getiririz. Basiret, yani benim gören Rabbim basiret. Beni olarak bana mahsus bir basiret var. Ben o basireti uyguladım diyor yani. Sen çıkarırsın. Evet. Çıkarırsın. Evet. Onu görürsün, onu anlarsın. İstesem her şeyi yaparım. İstesem. Tabii. Cenab-ı Allah o basiretten kasıt. Evet. Oradan aldığın, çıkardığın mesaj. Mesaj veriyor. Evet. Az önemli. Bak, gördünüz o kafir ordusu kim misliydi? Siz bir misliydiniz. Aynen, bak, aynen. Biz ne yaptık? Ey kullarımla, biz öldürdük, sizi onlara galip kıldık. Burada sizin için, gören gözler için, bu olayları gören gözler için elbette ki yoklar vardır. Oradaki o konu. Ondan sonra da zaten oray bitiyor. Evet. O mevzu bitiyor, başka bir mevzuya geçiyoruz Cenab-ı Hakk'a. 14. ayete geçiyor, oray bitiyor, 13. Evet, bitiyor, 14. ayete geçiyor. Evet. وَالْقَنَادِ الْمُقَنَّرَةِ Diyor ki, cüplerle yığınları istersiniz, arzu edersiniz. Böyle bir yapımız, yani kullarının yapısını Cenab-ı Allah bildiriyor. Arzularının ne kadar ileride olmasını ne yapıyor bildiriyor. Neden dolayı? Münezzehebi altından dolayı aşırı bir şekilde altının olması, zenginliğin olmasını ister. Bu da zenginlik manasına. Ve kutladı gümüşten, altından gümüşten ziynetlerin olmasını çok ister. Ve hayler müşteri ve metin. Cins atlar. Soylu atlar. Ya, soylu atları istersiniz. Onlara... Bugünkü arabalar, cipler. Aynen öyle. Arabanın en iyisi olsun diyorsun değil mi? Ya en lüks olsun. İşte bu bir nedir? Uşak gibi. Aynen bir ziynet işte. Bu şu anda senin arabanın evinin ziyneti, ihtiyacı. Ama sen diyor ya bunu daha güzelini alın. Daha güzel. Aynen. Bu noktada yani. Cins. Ben aynı davarlar. Yani anladın mı? Davarlar. Yani yaylan davarlar var ya onlar. Onları istersiniz. Çok onlar. Binlerce sürü istersiniz. 1000 olsun, 500 olsun, 1000 ya da daha neyse. Yani. Böyle sürüler istersiniz diyor. Yani her gibi ekinler istersiniz. Öyle yani ekinim 1-2 diye 10 tane ekinek yerim olsun istersiniz. Aynen. çoğaltmayı arzu edersiniz diyor Cenab-ı Allah. Belki fakat bunlar var ya, bu istediklerimiz işte bu şeyler. Bak ne dedik bakın Cenab-ı Allah. Meta'ın elbette ki geçici bir meta'dır. Allah Allah. Ölene kadar yanımızda. Öldükten sonra kim? Ondan sonra çocuğu çocuğu. Aynen. Onlar da bir müddet aynı şekilde devam ettiriyor. Ondan sonra kim? O da çocuğu çocuğu oluyor. Yani derken herkes bırakıp gidiyor. Herkes emanetçi burada ya. Herkes emanetçi. Herkes emanetçi. Bu amaneti devam hani orada hemen yine Muhsin Başkan'ın sözü çıkıyor ortaya rahmetlik. Fırıldak olmaya gerek yok. Gerek yok. Emanetçiysek değil mi yani? Ahmet'i Mehmet kandırmaya, çoluğuna çocuğuna bırakacağın şu dünyada 3 günlük mal için fırıldak olmaya gerek yok. Yok bak. Aynen öyle. Meta'ül hayati dünya. Dünya hayatının meta'idir. Dünya hayatının geçici bir oyalama meta'idir. Aynen. Seni oyalar durur. Aynen. Bu ne yapar? Sana öyle maniler getirir ki sen kalkarsın namazı terk edersin, kumayı terk edersin. Değil mi? Allah Allah. Ama geliyoruz yani. Böyle bir mal oldu mu? Telaşı var. Tabii, onun telaşı var. Manevi noktada yeterli haz almadıysa aynen. Bunu yapar. Aynen. Bu şekilde. Evet. Vallahi Allah-u Teala indehu evet bu yapılan her şey Allah'ın bilgisindedir. Allah'ın bilgisi dahilindedir. Onun yanındadır demek yani bilgisi dahilindedir. Her şeyi Cenab-ı Allah açık ve net ne gör biliyor. Ve bütün sizin bu istek ve arzularınızı Rabbim açık ve net biliyor. Onun için bu hususta dünyaya fazla, dünya metaına fazla önem meyil etmeyin. Etmeyin. Aynen. Onu Allah adına infak edin. Allah adına harcamaya bakın. O sizi, o eğer öyle bir mal varla eliniz doğrusa onu
ahiretinizi kazanacak bir noktaya yönlendirin. Aynen. Ahiretinizi mamur edecek, güzelleştirecek bir noktaya o parmata, o metayı yönlendirin. Kalkıp da zarar ettirecek, cehenneme götürecek bir şekilde olumsuz yerlere yönlendirmeyin. Hocam hakkını helal et. Tam böyle konumuzun içinde bir konu söylemek istiyorum. Bugün dikkat ediyorum değerli hocam, televizyonlar açık oturum veya siyaset meydanı adına konu bulamıyorlar neredeyse. Hayır. Bak şurada ne güzel Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet, tane tane ne kadar güzel açıklamış. Şurada bak, ben Diyanet'in tefsiriyle takip ediyorum sizi. Bayağı bir geniş almış. Bir ayeti, bir ayetin konusunu, bak demiyorum iki ayet, üç ayet demiyorum. Bir ayetin konusunu 80 milyonun en şekilde duyabileceği, anlayabileceği, idrak edebileceği şekilde açık oturumlarda anlatılsa, anlatsalar, tartışması olsa, hani tartışması derken olumsuz manasında değil. Ya biri dese ki yok öyle değil, öbürü dese ki gerçek bu gibi, böyle insanlara sindire sindire nasıl olur hocam, bunu bir yorum yapar mıyız? Değil mi hocam yani? Konu bulamıyorlar ya. Ne kadar güzel açıklıyor bak burada, mal, mülk, sevki, servet. Burada açıklıyor, bir de bizim televizyondaki, evet. Peşimde bizler bahsediyorlar ya. Bak bir de aynı kalıpta söylüyorlar. Yani. Ya esas Kur'an hiç aynı kalıpta mı? Yani. Hep sözler sürekli değişiyor. Aynen. Ve bitmez yani, bak ne diyor? Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, Allah Allah. Yine siz yapamazsınız. Yani şey yapamazsınız. Aynen. Bir de hemen Cenab-ı Allah'ın böyle ayetleri. Evet. Ondan sonra Allah'ın ünlü hüsnüne şeyimiz bitti, şarjı bitmiş. Gönül evet. Varlayacak yerimize nerelir? Gönül varlayacak yerimize Cenab-ı Allah'ın ilahi güzeli hüsnüne var. Dedi ve Cenab-ı Allah'a bitirdi 15. ayete geçebilir miyiz? Hocam 1 saat 14 dakika oldu. Şu anda yayından çıktık, şey yayınından, bu şarjı bitmiş cep telefonunun. Evet. O şekilde. Ondan sonra diyor Cenab-ı Hak burada çok önemli. Yani bu ayet-i kerimede çok önemli ayet. Kul Habibim de. Kime? Ne bir hüküm size haber vereyim mi? Habibim onlara de ki size haber vereyim mi? Neyi haber verecek? Bu peygamber ne haber verebilir? Elbette ki Allah'tan bir haber verecek. Elhamdülillah. Onun ilahi emirlerine bir haber verecek. Faydalı ve zararlı olanları gidecek. Helal ve haram olanı gidecek. Ve daha birçok nimetleri Resulü Cenab-ı Peygamber Efendimiz bildirecektir. Bak, bu Habib'i de ki ben bir gün size haber vereyim mi? Bir hayır, hayırdan haber vereyim mi? Yani sizin için hayırlı olan şeye haber vereyim mi? Allah Allah. Cenab-ı Hak olarak Peygamber Efendimiz'e bu şekilde diyor ki, ey Habib onlara söyle, haber vereyim mi, size hayırlı şeyle haber vereyim mi? Neden? Minne dâlikum. İstediklerinizde, işte bu, talep ettiklerinizde, istediklerinizde, arzu ettiklerinizde, sürekli kazanmak ve sürekli yürüyün yapmak, sürekli kendinizi yenilmek için yapmış olduğunuz dünya ve ta şeylerinde. Onun haricinde size bir haber vereyim. O haber ki sizin için en hayırlı olsun. Min zâlik bir şey. Dinlediğin o kimseler ki burada çok önemli bir olay. Dinlediğine kadar derken yani o söyleyeceği haberleri ben ittira için Allah'tan sakının. Allah'tan korkmak manası ifadesi söyleniyor ama korkmadan gaye asıl sakınmak manasıdır. Yani ne demektir? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde, yani siz oradan Rabbinizden sakınmış oluyorsunuz. Çünkü onun emirlerini yerine getiriyorsunuz. İttiba, takva olmaya çalışıyorsunuz. Yani her şeyi inceden inceye Rabbinize olan ibadetinizi yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Takva budur. Takva da en çok buradaki takva korku manasına değil, sakınmak manasına hakkı hakikati yerli yerinde, emineli yerli yerinde yapmak ve ibadet ehli olmak manasındadır. İnde Rabbihim sizin yanınızda en önemli olan, sizin için
en önemli olan Allah'ın yanında sizin takvanızdır. Allah'tan gereği gibi sakınıp ibadetinizi, taatınızı yapmanızdır. Bunu diyorum. Her hususiyette oturmanızdan, kalkmanızdan, yemenizden, içmenizden, konuşmanızdan, hareketlerinizden, tavırlarınızdan her şeyinizi ölçüsü, ölçü içerisinde yapmanın, yapmaya bakımındadır. Ölçü içerisinde yapmak ama bu ölçüde sakınarak, Allah'tan sakınarak. Ha, ben bu zararını yaparsam buradan ceza var. Ne yapıyorsun, sakınıyorsun, onu terk ediyorsun, doğru olanı yapmaya çalışıyorsun. İşte o yanlışı yapmaya giderken birden dönüyorsun. Bu Allah adına en sevimli olan da budur. Yani bir yanlışa giderken birden hatırına geliyor Cenab-ı Hak. Diyorsun ki ben ne yapıyorum? Hemen oradan geri dönüyorsun ve olayı, o kötü olanı terk ediyorsun. Ve böylece güzel bir Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onun sevabını kazanmış oluyorsun. O, bu bilgide Allah'ın bilgisinde, Allah'ın yanında, Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ne vardı peki böyle bir hale girdiğiniz zaman? Ne vardı? Yani yapacağın kötü bütün Allah'ın yasak ettiği şeyleri bırakıp terk edip de takvaya, Allah'tan sakınan takva, ibadetinizi her şeyi güzel güzel yerli yerinde yaptığınız takdirde elbette ki onun bir karşılığı olacaktır. Onun karşılığı da nedir? Cennet-i, elbette ki cennettir, cennetlerdir. Cennetlerden derken bugün niye cennet, sadece cennetlerden de cennetler derken? Çünkü her birimizin ayrı bir mekanı, 70 tane mekanımız var. Yani ben 70 tane kazıklı için diyorum. Çünkü Cenab-ı Hak'lara kuruları, melekleri, vücudlarımıza veriyor, 70 tanesi yanımızda. Ama yanımızda ama onların mekanları aynı yerde değil. Hepsi, her birinin mekanı ayrı ayrı, en güzel ziynetli mekanlarda olacaklar. Eyvallah. Biz o mekanları ne yapacağız? Ziyarete gideceğiz. Bir mekandan diğer bir mekanın arası 500 yıllık yol gibi. Yani veya da daha Allah Allah. Şey, yani orada zaman mekan unutulan kalkıyor da işte onun için ebedi bir hayat olması hasebiyle. 500 yıllık yol ne demek yani 5 gün? O bakımdan buradaki kesretten ibaret böyle bir şey mecazi olarak bildiriliyor ki yani anlayın ki diyor sizin o mekanlarınız sadece bir yerde kalıcı değilsiniz. Ben size o cennetlerin çeşit çeşit yani çeşit çeşit mekanlarınız, güzel mekanlarınız var. Onun için cennetler dedi. Yani her bir insana ey büyük Allah'ım. Tabii cennetler diyor. Bugün bir mekanın mesela bir mekanımızın 500 yıllık ise o bir mekanda o da 500 yıllık. Hocam 70. Özür dilerim. Bugün affedersin sözüm olana yok efendim ya öyle şey mi olur ben gördüğüme inanırım diyenlere şöyle bir bilim adına şunu diyelim. Daha dünya bilim adamları şeyi bulamadı, irdeleyemediler. Yok yok şey atmosferi değil mi yani bak. Şimdi yaradan Rabbim, kainatı yaradan Rabbim. Bu atmosferi bu kadar yaratmış da hala bilmem tarihin ve dünyanın yaşı bilinmiyor şu anda bak. Bu kadar yıldır atmosferi inceleyemediler. Daha uzaya tam manasıyla varamadılar. Hani vardılar da daha böyle detaylı. Tabii. Peki bu kadar hikmetleri yaratan Rabbim, bu kadar mahlukatın sahibi olan Rabbim istese buyurduğun gibi 50 bin lira cennet, 500 yıl ara mesafe yapmaz mı, yapamaz mı? Yani hani anlıyorsun değil mi? Anladım. Onlara bir cevap diyorum yani. Bir evet. Bakayım ben ona hemen. Buyur hocam. Bugün dünya kaç kilometre? 40 milyon kilometre. Evet. Dünya 40 milyon kilometre kare. 40 milyon kilometre kare. Dünyadan 150 kat büyük mekan var. Ya. 150 kat. Yani. Bir, 9 tane büyük yıldız var değil mi? Her biri dünyadan en küçüğü 5, 10. Aynen. O da, bir de o bin yıldızlar var. Allah Allah. Milyonlarca yıldız var. Hepsi birer parça. Ne yapacağız? Onlar ne diyor bak Cenab-ı Hak'a yani biz Allah kavuğu gibi yeryüzüne atacağız diyor. Elhamdülillah. Yani bütün ile. Aynen. Bütün yıldızlar. Öyle bir hale getirecek ki Cenab-ı Allah ucum ucağı mümkünatı ama baktığın zaman hiç göremeyeceğim ucum ucağı. Öyle bir nokta olacak. O ne bile hesapla. Ki milyonlarca insan olsa Cenab-ı Allah için zor değil ki. Hani öyle diyor bir bak.
sizlere bir mekanlar vereceğim. Aynen. Bu da en güzel mücevherlerle, taşlarla yapılmış güzel 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 evler vereceğim diyor. İçerisine girdiğiniz hatta girmeden de içiniz açılacak diyor. Hey büyük Allah. Girmeden onu kendine içiniz açacak. Bir de girmeden içiniz açılacak. Hey büyük Allah. Bak diyor ki Cenab-ı Hak, o vermiş olduğum sizin yanınızda, huy kızlarınızda, baktığınız hani yumurtaya, güneşe şey yaparsınız, latif bir şekilde gözükür ya. Evet. Aynen bir öyle bir latif şekilde göreceksiniz, cismini göreceksiniz diyor. Allah Allah. Üzerindeki atlas her giymiş, giymiş olduğu kıyafet ama size göre, ama sana görecek. Hey büyük Allah'ım, ne büyük bir denge. Ha, tabii. Sadece size. Evet, bu huy kızını. Şöyle de diyebilir miyiz? Şu üç günlük dünyanın nimetlerine bakan insanlar, affedersin, o karı kız için birbirlerini yiyorlar. Ki yaradan Rabbim, bak diyorsun, burada sabredersen, belli kıstaslarda durursan ben sana neler vereceğim diyor. Buyurduğun gibi. Değil ya, o kadar metafetten anlatıyor Cenab-ı Hak. Metafetif gayet Elhamdülillah. Henüz daha 15 yaşını doldurmuş, göğüsleri yeni kabarmış diyor. Sizlere şeyler vereceğim diyor. Evet, evet. Eşler vereceğim diyor, eşler vereceğim diyor Cenab-ı Allah. Ya bunu bildiriyor. Bizler erkekler 35 yaşında olacağız. Hey büyük. Yani kıyamete kadar, yani öbür dünya yaşı 35, sabit. Kadınlarımız diyor ama huy kızlar genç olur. Allah Allah. Yani 70 tane etrafında. Bir de kılmanlar var yanında. Yani sana hizmetçiler, hizmetçiler ayrıca. Sayısı bilinmiyor neredeyse. Bilmiyor, onlar kılman. Onlar ne isterseniz onu hemen koşup getirecekler. Yani. Ne isterseniz onu alıp getirecekler. Cenab-ı Allah böyle bu şekilde bize nimetleri ihsan ediyor. Aynen. Ama bakın ki bir şu nefsimize bakın. Öyle bir kötü nefsimiz yok ki. En affedersiniz en gerisi şeye koyuyor ya. Aynen. Çok doğru. Ama yani, ve Cenab-ı Allah böyle bir ziynetlerine bizi ziynetlendirdi. Bunları bildir, bak ayet gelmesinde de bunu bildiriyor yani başka diye ki. Ama inanmadım, inanmıyor. Aynen. Evet. Ben dedim ki Cenab-ı Hak, Habibim size bir de ki onlara, size bir hayırlı haber vereyim mi? Sizin o hayırlı haberinize Allah'tan gereği gibi sakınmanız. Korkma, korkma, burada korkma manası çıkarılmaz. Korkmak, Allah'tan korkma diye bir var. Allah'tan sakınma var. Yani emirleri yerli yerine getirme. Zaten sakınma tamamen nedir? Düzenli bir şekilde Rabbisinin ibadet etme noktasıdır. Aynen. Bu da Rabbimizin indinde. Peki onun için hemen ne diyeceğim? Ne açayım? Biz size cennetleri vereceğiz diyor Cenab-ı Allah. Hayır. Tecri. Bak her bir mekanımızda neler varmış bak abi. Tecri akan sular var. Hey büyük Allah. Akan. Her bir mekanımızda akan sular var. O akan suların şırıltısını görüntü zikir. Allah'ın zikir. O iki açılacak. Kalp açılacak, gönül açılacak, orada artık öyle usanma, yok bravo şu diye bir olay aklımıza gelmeyecek, Allah onu kaldıracak. Elhamdülillah. Bak tecrü min tehtiyel enhâf. Tehtiyel ağaçların altından akan, sizlere ırmaklar akan cennetleri vereceğiz, bostanları vereceğiz. Orada her türlü meyvelerle karşılaşacaksınız. İstediğiniz her türlü meyve orada ihsan ettiriyor Cenab-ı Allah. Elhamdülillah. Evet bak, yani halidine fiha, bak, halidine ebedi kalacaksınız. Fiha o mekanda. Halidine dedi, o mekanda ebedi kalacaksınız. Bak, hemen geldi Cenab-ı Allah. Ne yaptı bize de söyledik ya. Ve ezvacun eşler. Bak bak. Ve ezvacun eşler veriyor. Sizlere en güzel işler vereceğim diyor. Ama bir de dünyalık kadınlarımız onlar daha güzel olacaklar. En çirkin kadın dahi olsa orada güzel olacak. Allah Allah. Çünkü o kadın Rabbin bildiği ibadetini yaptı ve ona mükafatlandırıyor Cenab-ı Allah. Bak ezberi o huriler gıpta edecekler. O dünyalık kadının bu kadar güzel olmasına gıpta edecekler. Neden? Orada onlar dünyadayken bana teşekkür ettiler, ibadet yaptılar. Ey büyük Allah.
Yani bu da şunu gösteriyor ki yaradan Rabbim nasıl insanoğlunu, pardon, kainatı yaratırken size bir mahluk yaratacağım ki o sizin en yüceniz olacak diye insana yaratırken, ama bu arada bir şey olayı oldu. Hatta şeytanın durumunu biliyorsun daha en iyi şekilde. Ama hiçbiri kabul etmediler. Melekler, o hani, ama insan kabul etti. İşte insan kabul ettiği için, tabi burada insan deyince erkek kadın beraber, ne oldu? Allahu Teala'nın en yüce varlığı oldu. İşte bu mükafatı cennette de buyurduğun gibi, anlattığın gibi dönüşümüzde, ana vatanımıza, yani dönüşümüzde yeniden büyüklüğümüzü gösteriyor. Onu anlatmak istiyorsun, evet, değil mi hocam? Tabii, elbette. Aynen. O yüceliğimizi tekrar gösteriyor bak. Çünkü bu dünyada sen kabul ettin kimsenin kabul etmediğini. Nedir o kabul edemediğimiz şey, bizim ettiğimiz? Orayı biraz açar mıyız? Diğer mahlukatın kabul edemediği, taşıyamam ben yükü deyip de bizim kabul ettiğimiz, onu bir açar mıyız? Bizim kabul ettiğimiz, bak neyse, hani ayetleri yenebiliriz. Haşi'an mütesabbi'an. Eğer biz Kur'an'ı dağlara inilsek gibi, Allah, o Kur'an'ın belakatından dağlara taşan paran haşa olur idi. Aynen. Peki bunu kim kabul etti? Ey büyük Allah. Bakın dikkat eder misin? İşte evet, bizim kabul ettiğimiz bu. Başka. Ama kabul etmemize rağmen ne kadar da o Kur'an'ı dinliyoruz, huşu bilmiyoruz. Biz kabul etmemizin sebebi, hikmeti de nedir? Çünkü bir kitap, hani nefsi bir olay. O nefis insanların... Yani bize hem Kur'an'ı verirken bir de nefsi de vermiş yanında. Yani onu anlatmak istiyorsun. Asıl önemli olan ne orada? Nefis. Aynen. Çünkü nefsini vermesinin hikmetinin sebebi de şu ki, kullarını hani yaratırken ben bu alemi yaratacağım. Yani onun için o alemde de öyle bir varlık, aynen, yaratacağım ki o varlık en sevdiğim varlık nedir? Eşref-i mahluk. Mahlukatı bize işte bak burada senin de bir sorduğun sorunun cevabı eşref-i mahluk. Allah yani Allah. Mahlukatın şerefli olanını yaratacağım. Ey büyük Allah'ım. Evet. O şerefte neyle verdi Cenab-ı Allah? Akılla. Akılla. O akılla bize verdi bakın. Onun için biz diğer mahlukatlarından şerefli olmamızın sebebi bu aklı, Cenab-ı Allah'ın aklı bize vermesinde. Aynen. Biz de kabullendik. O kabullendiğimizden dolayı da hani yapanlar için büyük mükafat, mükafat vardır. Bilir. Ama yapmayanlar için de bir cezanın olacağını. Hem bir cezayı kabul ettik ama ne için? Dünya ziynetine tevessül ettiğimiz için. Aynen. Dünya ziynetine biz tevessül ediyoruz, arzu ediyoruz, almak istiyoruz. Yani işte her türlü şeyden faydalanmak istiyoruz. Ama bir şeyi unutuyoruz, geçici olduğunu unutuyoruz. Geçici olduğunu. Tabii, geçici. Nefis bu hususta ben diyor ki bu bizde kalıcı. Yani geçici. Onun için nefis hemen bakıyorsun. Kalebe saldırıyor. Kalebe saldırıyor. Her alıda, her anıda düşünmüyor yani. Aynen. Bu helalmış, bu harammış. Ne bir düşüncesi yok. Niye? Hepsinden faydalanmak istiyor. Aynen. Ya haram olan şeyden faydalanmak istiyor. Bugün şeytan da onu bize hoş, o haram olan şeyi hoş gör. Yardımcı oluyor yani. Yardımcı oluyor, hoş göstermeye çalışıyor. Aynen. Ve biz de ona kapılıyoruz yani. Aynen. Onun için Cenab-ı Allah ne yapıyor bize? Hemen diyor ki benim kulum, beşer kulum, yanılan kulum, insan unutan manasına diyor. İnsanın şeyi unutucu manasındadır. Unutur, hata yapar. Öyleyse de ben okuluma hemen onun yaptığı hatadan dolayı tövbe etmesini istiyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah her şeyde bizi tövbeye davet ediyor. Çünkü benim kulum beşer. Hataya düşer. Onun için hatasını da ancak tövbe ile ne yapacak? Tamir edecektir. Aynen. Anlandıracaktır. Yani onun için diğer mahlukatlardan ayrı özelliğimiz birincisi Kur'an, çünkü Kur'an Rabbimizin sözleri hitabeti. Bunu dağlar taşlar nasıl kabul etsin? Çünkü diyeceksin ki bu dağlar taşlar cansız. Yok, cansız değil. Cansız değil, canlı. Allah Allah. Biz cansız görüyoruz. Niye? Ayet-i Kerime'de sadece geçtik ya, Bakara Suresi'nde okuduk ya.
Öyle girirsiniz ki o dağları, bakarsınız ki arasından sıvara, ırmaklar akıyor. Ey büyük Allah. Sanmayın ki bu ırmaklar Allah'ın haşyetinden, muhabbetinden. Aynı. Nehir olup geliyor. Ya biz ondan faydalanıyoruz bugün. Hem de bize fayda oluyor. Diyor ki olsun, o dağın arasından akıyor. Ey insanoğlu bak, ya bu dağ Rabbisine olan haşyetinden ağladı ve size sundu. Ama biz bunu düşünemiyoruz. Aynen. Bir bakarsınız ki diyor, hiçbir şey yok ya, tıkır 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 aşağıya doğru düşer. Ne araba sesi var, ne şu sesi var, ne bu sesi var. Ama dağın tepesindeki o küçük parça yuvarlanıp aşağıya doğru düşüyor. O da Allah'ın haşyetinden, onun muhabbetinden. Ama biz cansız diyoruz. Aynen. Hayır, hiçbir yarattığı şeyin hiçbiri cansız değil. Hepsi canlıdır ama sadece bizim görmemizden dolayı cansız olarak görüyoruz. Bu var yani. Evet. Dedi ki evet orada kalacaktır ve ezvacın eşler vardır. En güzel eşleri göreceğiz diyor Cenab-ı Allah onlara. Ama öyle eşler ki bak bak. Zaharatun tertemiz. Allah Allah. Tertemiz daha. Hiçbir şey senin evi yememiş. Fihinne kâsıratü darbın ben yapmışsın en üstün kablihu olacağın ki onlar ki henüz daha eli dememiş tap taze. Eli dememiş tap taze diyor Cenab-ı Allah. Onu bildiriyor. Ve rıdvanın ve bir de Allah'ın kullarından razı olması, mümin kullarından razı olması var. Mühim olan bu. Razı olmuş. Bizim de birçok yerde canım. Minallah Allah'ın bizden razı olması var. Allah'ın bizden razı olması. Vallahu Allah o Cenab-ı Celal'i basirun, basirettir. Görür, Allah görür. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Gizli kalmıyor. Çünkü yaratan o. Ne gizli kalmıyor? Aynen. Bir ayet o kullar için. Yarattı kullar için ne diye? Elbette bir basirettir. Allah o kulları görür. Yani gizletir de açar da olursa da hep türlü Cenab-ı Allah ne yapar? Görür, aynen. Bilir. Ve böylece de bize Cenab-ı Allah en güzel yola davet ediyor dedik ve 15. ayetinde bu şekilde açıklamış olduk. Bu konuyu görece bitirmiş olduk. Aynen hocam, aynen. Allah razı olsun. Hocam bir 10 dakika, tabii yeni bir konu yapmayalım da bu 10 dakika bir genel bir değerlendirme yapın. Tamam. Siyaset dünyası adına, Türkiye'de neler oluyor? İşte Batı'nın durumu, işte yani Türkiye üzerinde oynanan Siyonist oyunlar. Tabii şu okuduğumuz Kur'an'dan bir özetlemiş oluyoruz dünyayı. Yani evet. Buyur hocam 10 dakika. Şimdi Cenab-ı Hak Teala bizlere bak ne diyor? Bu da ayet-i kerimede baştan okuduk. Evet. Yani bir defa İnsanoğlu yarattığı kullar arasında ne yapıyor? Ayırıyor. Bir, mümin kulları, Müslüman kulları. İki, kafirin içeri eden kulları. Üç, münafık olanlar var. Dört de müşrik olanlar var. Aynen. İnsanoğlu dört ana temayla baktığımız zaman Cenab-ı Hak Teala elbette ki hepsine hitap ediyor. Mümin'e de hitap ediyor, kafirin de hitap ediyor, müşrik'e de hepsine hitap ediyor. Ama burada kabul denen mümin kulları mükafatın elbette ki büyüğüne ne olacaktır? Sahip olacaktır. Ama inkar edenler, onların hali vahem rahmetini Cenab-ı Allah'a ait kelimesinde ne yaptı? Burada bize açıkladı. Onlar en ziyana uğrayan ve azabı görenler olacaktır. Çünkü hakkı hakikati yalanlanmaları bakımından böyle bir dünya. Ha, şimdi bu noktadan baktığınız zaman dünya üzerinde, şu andaki dünya üzerinde görüyoruz ki kafirler, ben müşrikler olsun, ben müşrikler bunların Müslümanlar üzerinde bir tahakküm kurma arzuları var. Aynen. Yani, tahakküm kuracak ve Müslümanları yok etmenin yolunu düşünüyorlar. Ama elbette ki Cenab-ı Allah bunlara ne derece fırsat verebilir, vermiyor. Ha, verdiği yerler, müminlerin birbirine bağlı olmadıkları zaman, birbirine bağlı olmayıp Allah'ın gerçek emirleriyle hareket etmediklerinin olayı ne yapıyor? Elbette ki eziyet görüyorlar. Onlar. Ve şu anda görüyoruz ki Amerika'nın yaptığı ikili oynaması,
ne yapıyor Suriye kendi YDP'ye silah yolluyor. Aynen. Ve halbuki YDP'yi de DAEŞ'i de Amerika kendisi icat etti. Başka kimse değil. Bakın yolcu derken dikkat eder misiniz? Sanki bir ikramlamış, bayramış gibi yol geliyorlar. DAEŞ'lar şimdi gitti ya. Abi, yani nasıl başımıza bela olurken, tüm dünyaya bela olurken birdenbire yok oldular. Püf, kayboldu sanki. Bak, burada olay ne? Oyuna bak yani. Burada oyuna bak. Burada bakıyor, Türkiye kararlı hareket ediyor. Ya. Kararlı hareket etmesinden dolayı bir duruşu başarmaz. Çıkın gidin. Ama YDP'ye şu anda ne söylüyor? Yine bu YDP diyor, PKK'yla işbirliği kursun, Türkiye'de yine huzursuz etsin. Aynen, aynen. Huzursuzluğa devam etsin. Aynen. Niye? Ona devam ettiriyor. Valla ne zamana kadar sürer? O daha iyi bir olay. İkinci bir olay, diğer bir olay. Yine görüyoruz ki diğer Avrupa devletlerinin durumu. Hepsi mesela bakıyoruz ki bize karşı yani büyük bir düşmanlık gösteriyorlar. Dün daha bir NATO olayında gördük. NATO olayındaki bizim düşmanlığı açıklayan net. NATO ya, sen de onun içerisindesin. Nasıl olur ki ben? Yani, aynen. Bile bile ya Müslüman'a olan düşmanlıklarını ifade ettiler yani. Ki burada da tabii baştaki insanın yapmış olduğu hareket gayet yerinde oldu. Askerimizi çekti. Anladılar, durumu anladılar. Yani her noktada şu anda gördüğümüz gibi Türkiye'nin dünya üzerinde söz sahibi olmamasını istiyorlar. Olmamasını, çok önemli burası. Olmamasını. Onlar için... Hani nasıl Osmanlı'yı yıkarken hasta adam diye... Yine bana el pençe divan dursun, yine benim dediklerimi yapsın. Aynen. Ben dünkü gibi işte İMF'den alıp... İMF'den gelsin gitsin Palestin etsin. Hep borçlu kalsın bana. Borçlu kalsın. Yani bunu istedikleri olay bu. Ki biz de istediklerimizi rahatlıkla yaptırabilirim. Aynen. O yaptırmanın yolu da bu. Ama baktı ki bunda şu anda borcu, harcı yok. İstediği gibi de konuşuyor, istediği gibi de söylüyorlar. İstediği gibi de bak... Genel Kurul Başkanımız ne? Nasıl bir söz söyledi biliyor musun? Ne dedi? Bugüne kadar hiç söylediler miydi? Bunların yaptıklarını ya, şeyini olumsuz söyledi. Açık üstüne ne söyledi? Tabii kendime de. Şeyde söyledi. Baktılar ki, bunları vekil komutanlar söyleyebiliyor muydu? Söyleyemiyorlardı. Niye? Bir ağızlarına tutturmuş tabii, bu falan diye. Tabii. Burada anlatmak istemiyorum. Evet. Ya, anladım. Yani o bakımdan demek ki bütün şu anda gördüğünüz kadarıyla Müslümanlar çok uyarılacak. Birlikleri kuracaklar, dini kuracaklar. Aynen. Yani sen de feraset siyasetiniz varsan senin düşmanın senin yardım dostun olur. Senin düşmanın senin dostun olur. Ama o senin ferasetindendir. O ferasetini kullandığın zaman bakmışsın zaten bunun yanına almışsın. Düşmanın yanına aldı. Kimi? Dinden bir geçmişten beri düşmanlık yapıyor. Aynen. Yani. Ne oldu? Dünya kadar bütün İslam'da ön bir fitneyi yapan İran. Bugün bu senin de bir bak. Demek ki şunu da diyebilir miyiz değerli hocam? Parti, siyaset, siyasi görüş şu bu demeden önceliklerimizi millet olarak, ümmet olarak ele alacağız. Nedir bu önceliklerimiz? Tabii. Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü, tabii canım. Bayrağımız, davamız, ezanımız, Kur'an'ımız, minarelerimiz, helal lokmamız, helal siyasetimiz, tabii. Helal emeğimiz, öz kaynaklarımız. Tabii. Burada bir kere mutabık kalacağız millet olarak, tabii. Ümmet olarak. Gerisi teferruat. Aynen. Bayrak, vatan, millet, din, en önemlisidir. Aynen. O bakımdan buna sahip çıkarsak, mağlup kalırsak, Rabbimler bizi korur. Ayağımızı sağlamlaştırır. Aynen. Ve bizi düşmanlarımızla... Ayağımızı sağlamlaştırır. Ben düşmanlarımızla kalır. Elhamdülillah. Gayet getireceğim. Ve görüyoruz da şu anda getireceğim. Bu olaylarını da görüyoruz yani. Ha istemeseler dahi bakıyorsun. Sana kararı, sana yönelmiyorlar yani. Aynen. İstemiyorlar aslında da mecbur kalıyorlar yani. Yani istemiyorlar ama mecbur kalıyorlar. Aynen. Ya bu durumlar var. Abi biz istiyoruz ki bu daha da ileriye güzel hale kendi memleketimiz, devletimizin içerisinde insanlarımızın daha müreffeh bir şekilde hale gelmesini de tabii arzu ediyoruz. İşte etmek ne var? Ha şunu söyleyeyim. Bakın asıl mesele nedir? Asıl mesele bizzat Cenab-ı Hakk'ın ilahi emirlerini hayata hakim kılma meselesi. Aynen. Yani cihattır. Ya cihat önemli bir vakit. Ha biz diyor ki illa ki savaşa mı gidelim? Yok. Şu anda o durumda değiliz ama içimizdeki
insanlarımız, görüyoruz, gayri insanlarımız var. Onları uyandırabilmek için yolunu aramalıyız. Kendilerine dönmelerini istiyoruz. Ve şu vatandaşları olup, benim vatandaşım düşman olanlar var. Ya burada yaşıyor, devletin maaşını alıyor ama düşman. Kendine aşıklar düşman demiyor ama yaptığı yazılarından... Takiye yapıyor yani. Tabii, takiye yapıyor ya. Aynen. Takiye yapıyor. Yaptıkları yazılarını okuyoruz. Konuştuklarını dinliyoruz. Genel evet. Konuştuklarını görüyoruz. Ve vicdansızlar. Ya bu senin vatanın ya. Aynen. Burada artık birlik zamanı. Burada artık birlik zamanı. Artık siyaset vakti geldiği zaman yapacaksın. Seçim vakti gelir, kalkarsın siyasetini yaparsın. Aynen. Ondan sonra ne söyleyeceksen, ne edeceksen, nasıl diyeceksen de. Ama önce birliktelik. Aynen. Ya niye? Ha, bu birliktelik niye? Dışarıya kaçar. Ya dışarıya karşı kendimizi sağlam tutmalıyız. Bunu yapmamız o. Rahmetli genel başkanımızın bütün arzu isteği odur. Hiçbir zaman için kalkıp da vatanının sırrını dışarıya asla vermiyor. Asla vermiyor ama bir bakıyoruz ki kendi vatanını ve insanımız diyor dışarıya beni şikayet ediyor. Şikayet ediyor. Böyle bir kalitesi. Anası babası gibi, dedesi ecdadı gibi. Zaten ondan geliyor. Tövbe estağfurullah. Aynen. Ne kalitesi ki bunu onu oraya geçirenler, tapıyorsun izle, cami cemaatinden insan tutar. Evet. Hala bilmiyorum. Hocam dakikamız doldu, evet. Bir dakikamız var, ya, evet. Cenab-ı Allah bizlere basit etsin. Amin. Cenab-ı Allah bizleri kendisine takip etsin, nezih kul eylesin, ibadet amin. Cenab-ı Hak sana bizleri gerçek manada her türlü kendilerinden vatanımızı, milletimizi korusun, muhafaza eylesin. Amin. Bizi kullarını korusun, muhafaza eylesin. Amin. Yeni yetişen çocuklarımızın, evlatlarımızın imanlı, şuurlu yetişmesini. Amin. Yetiştirmesine vesile. Misal etsin Cenab-ı Allah. Resulullah Efendimiz'in o güzel bizlere vermiş olduğu hadislerini okuyarak kendimizi düzeltmeye, gayret göstermeye vasiyet edersin. Amin. Yani bunlar hepsi. Ben Rabbim hakkı 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 itibari ben batıyı 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 ben işte İslam ettiğini bitveylesin diyorum. Hastalar o zaman şifan etsin. Amin. Ve bu yolda, bu yolda şehit düşen şehitlerimize şehadamızı Allah'tan rahmet diliyoruz. Sana. Amin. Gazilerimize de onlara Rabbim sıhhatle hayır verilir sensin. Amin. Ve bizim gerçek manada kendimize gelip bir birlik, bir olmayı, bir olup noktasında hareket etmeyi istiyoruz. Davamızla, bize dava üzerinde. Evet. Biz dava nedir? İyi arkadaşlar. Hocam, dava budur yani. Evet, bir son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu Facebook'ta, sosyal medyada sürekli diyor da biraz kafam karışıyor. Ben de aslında paylaşmak istemiyorum o şeyleri de. Şu hangi aydayız şu anda şey olarak? Şu anda Muharrem'deyiz. Rebu'yul evvel... Rebu'yul evvel ayındayız değil mi hocam? Yani? Doğduğu ay. Doğduğu aydayız. Daha böyle şeyler çıkıyor biliyor musun? Ben yani o işte onunla ilgili bazı yorumlar sürekli WhatsApp'a atıyorlar falan böyle. Şimdi doğduğu ay ya. Evet, onun için. Ayın 12'si. Evet, evet. Şu anda asıl yapılması gereken de bu ayda yapılması gerekiyor. Evet. Yani Resul Efendimiz de anma zaman. Ne yapıyoruz biz? Nisan ayında her yani yıl değil mi? Böyle bir kutlu doğum haftası diye. Yani milat evet. Takvime yapılıyor. Asıl doğru, o doğru değil. Doğru değil. Evet. Doğru. Ama tüm dünya, Türkiye an, bunu yapıyor Diyanet olarak yani. Evet. Diyanetin yapmasında fayda var mı? Var. En azından bir numaralarımız sürekli anılıyor. Bir plan proje koyuyor oraya, evet. Şey koyuyor. Evet. Ama asıl bugün. Bu ayda. Bu ayda, evet. Yapılması ve dönüyor sürekli değil mi hocam? Evet, şey, yani, öbür ay şeye göre, aynı nasıl gün, Ramazan bayramı, Kurban bayramı gibi. Aynen, 10 gün, 10 evet. Gün ya. Aynen. Bakın, dönüyor. Olmasa bize inşallah o gün, o ayın 12'si hangi güne geliyor ona bakarız. Tamam, ona bir program yaparız inşallah. Bu arada yarın da öğretmenler günü, siz burada yoksunuz. Neler söyleyeceksin bir öğretmen olarak, bir ilahiyeci olarak? Öğretmenlikte yaptınız, din dersiniz, yani, Arapça hocalığı yaptınız. Yani, öğretmenler günü adına. Evet. Tabii tüm öğretmenleri her zaman sevmemiz lazım. Öğretmenler günü için değil de birkaç kelime. Şimdi, buyur hocam. Öğretmen kutsal bir meslek. Yani hakikaten her noktada en faydalı bir meslek. Meslek demeyeceğim de güzel bir hastalık. Onun için bütün öğretmenlerimize ben birinci planda sağlığa sıhhat afiyet diliyorum. İkinci planda öğretmenlerimizin talebelerine karşı olan vermiş olduğu bilgilerini sıhhat bir şekilde vermelerini istiyorum. Ondan sonra üçüncü olarak da öğretmenlerimizin toplum içerisinde
sosyal yapıyı iyi değerlendirmesi istiyorum. Sosyal münasebetlerini kurması istiyorum. Çünkü talebelerimize karşı öğretmenlerimizin davranış ve hareketleri bilinçli olmalı. Ondan sonra onun dışında hareket hiçbir zaman için talebeyi kendi nezdinde şeye düşürür. Ben öğretmenlerden bunu istiyorum. Gördüm mesela olaylar. O yaptığım dönemlerde öğretmen arkadaşlarımı görüyorum. Ben mesela öğrencilerle bir sosyal münasebeti kurmada beraber olup onlarla birlikte. Tabii ders hariç, dersin haricinde diyorum ben. Biz kendimizi yukarıda görmeyiz. Haftalarda görmeyeceğiz. Yüksek sahip değiliz. Evet. Çünkü biz öğretici yetişeceğiz. Aynen. Bizim asıl mesela Resul Efendimiz'e baktığınız zaman en büyük öğretmen. Tabii. Her bir hareketi, tavrı, yaşantısı bizim için nedir? Bir örnektir. Elhamdülillah. Çünkü ben öğretmen, ben mesela öğretmenlik yaparken çocuklara diyordum mesela. Çocuklar bakın. Şu anda burada sınıfta sizin önünüzdeyim. Ben size dersimizin konusunda bu. Bu dersimizin konusuna göre hareket edeceğim. Aynen. Ben bunu yapmazsam yani siz de kalkar diyorsunuz. Hocam siz de yapıyorsunuz dersiniz. Biz örnek olmak mecburiyetindeyiz. Aynen. Ne olursa olsun biz örnek olacağız. Ders saatine ben bazen tabii söylemeyeceğim mi? Hiçbir öğretmen arkadaşımız dersinde sınıfa gireceği zaman farklı bir şekilde elinde yiyecek, içecek gibi bir şeyleri bulundurması doğru görmüyorum. Veya sigara falan. Zaten sigara yasak da. Bunu niye doğru görmüyorum? Sebebi ne? Sebebi ne? Çünkü ben yaptığım zaman onu da yapıyor. Hocam su içeceğim. He, örnek alıyor seni. Yemek yiyor, şu yiyor. Bunu yaparım. Ya hocam sen bize yasak... Ama hocam şey var bu, biliyor musun, ortaokullarda yani bu beslenme saati var. O ayrı saat. O ayrı değil mi? Orada hoca da yiyebilir yani köşede. O ayrı. Şimdi şöyle bir durum var. İdil oğlum hocalar da böyle diyeceğim değil mi? O ayrı, ona ben karışamam. Tabii. Ama öğretmenliğin asıl vazifesi yaşamasıdır. Aynen. Yani yaşatılmasıdır. Aynen. Talebelerine iyi bir örnek iyi olmasıdır. Ben bütün öğretmenlerde, değerli öğretmenlerde bunları istiyorum. Bunların düşüncem de budur. Hiçbir zaman için talebe, evet gençtir, hal hareketleri değişiktir. Yani burada onun ikna anlayacağı bir şekilde ne yapmamız lazım? Davranmamız lazım. Aynen, diyorum. Aynen. Tabii öğretmenler günümüzde tabii ki öğretmenlerimize sıhhat ve afiyet olsun. Amin. Başarılı kısım diyor. Yani öğretmen günlerinde kutluyoruz. Allah razı olsun. Evet efendim, İstanbul Küçükçekmece 2 TL FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarında yapmış olduğumuz 1 saat 50 dakikalık tefsir dersleri ve siyaset dünyasında 15 dakika konuştuk. Yayınımız Âl-i İmrân suresi 1. ayetten 14. ayete kadar anlattık. En güzel şekilde değerli hocamız münazarasında yaparak yine öğretmenler günü dolayısıyla yarın 24 Kasım değerli hocamız bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Kendisi de yine bir Arapça öğretmeni, din dersi öğretmeni olduğu için. Yine Allah razı olsun. Bir de Rebiülevvel ayıyla ilgili de açıklamalar yaptılar. Haftaya Perşembe değil de Çarşamba mı hocam? Çarşamba. Haftaya Çarşamba'ya aldık tefsir dersleri saatimizi. Biz zaten Perşembe günleri de o zaman ekonomi dünyası ve gazetecilik gözüyle Türkiye programını kaydıracağız. Çarşambaydı o programımız. İnşallah bundan sonra Rabbimizin izniyle canlı yayınlara devam edeceğiz. Yarın Öğretmenler Günü dolayısıyla gündem özel programı yapacağız. Öğleden sonra da değerli hocam, FSM Medya Grubu programcımız, emekli İmam Hüseyin Alkan'la birlikte Cuma Sohbetleri programında olacağız saat 3 ile 5 arası. Cumartesi günü de Türk'ün İstanbul Ülküsü veya Siyaset Dünyası programımız, Çocukların Dünyası programımız var. Pazar günü bir olağanüstü bir şey olmazsa inşallah Gönül Bağları programımız var. Müslüm Çatalkaya ve konuklarıyla birlikte inşallah. Derken bu şekilde canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Değerli konuklar, yeni konuklarımızla birlikte sizlerle beraber olacağız. Bu arada değerli hocam biz geçen cumartesi Büyük Birlik Partisi Bağcılar ilçe olarak, yönetimi olarak 28 TV'nin programına katıldık. İl başkanımız da katıldı bizden sonra. Canlı olarak katıldık biz de. Biz şu anda
bir medya grubu olarak siz de bir medya mensubunun aynı zamanda yönetim kurulu başkanısınız Sebahattin Cesur TV'nin. Tüm medyalara küçüğü büyüğü olmaz, her türlü medya, radyo olsun, haber kanalı olsun, televizyon olsun, yapılan her türlü şeye karşıyız. Doğru mu hocam? Biz bir medya olarak kimsenin tırnağına bir şey gelmesine karşıyız. Basın olmazsa bu ülkenin ne sesi, ne kulağı, ne şey olmaz hocam yani. Bir ülkenin sesi, nefesi, her şeydir basın. Bu basın özgür olmalıdır. Basın hür olmalıdır ama ülkemizin milli birlik beraberliğimiz ölçüsünden de kıstaslarından da dışarı çıkmamalıdır. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Yani 28 TV'ye yapılan saldırıyı FSM Medya Grubu ve Sebahattin Cesur TV adına kınıyoruz. Kesinlikle böyle bir şeye tavassut etmesinler. Elhamdülillah ayaktayız. 7/24 ayaktayız. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Doğru mu değerli hocam? Evet. Bu şekilde diyoruz. Yapmış olduğumuz canlı yayınımız burada sona eriyor. Hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar. Yine canlı yayınlarımızda buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.